sabahtan beri Eray'ı esir aldım. Şimdi saat 10.30-10 gibi başlamıştık info programımıza ve video çekimlerimize. Ne yaptık? Ana bina bölümünü gezdik. Bitirdik. Resepsiyon, lobi, lobi bar, aşağı indik, kapalı havuz. Devam ettik fitness center, ondan sonra spa merkezi. Dışarı çıktık, ana havuz, sahil boyunca yürüdük. Oradaki hizmet noktalarını gösterdik. Bir saniye, çok özür dilerim. Gözlüğü takacağım. Sonra devam ettik, food court alanını gördük. Oradan devam ettik, dondurma noktasını gördük. Özetliyorum. Başka ne gördük abi? Lotus Bar'ı kısmen gördük. Akşam devam edeceğiz oraya. Kıyamet koparken göreceğiz orayı. Sonra şimdi sırada ne var? Odalar var. Evet. Family Garden Suite'le önce aile odaları göreceğiz. Family Garden Suite göreceğiz. Sonra ne göreceğiz Eray? Sonra Pool Suite. Sonra Pool Suite'e geçeceğiz. Pool villa. Family Pool Villa. Zamanımız kalırsa Executive Villa, Superior Villa. Ya öyle bir otel ki bakın ihtiyacınız olan oda tipi ne olursa olsun burada mutlaka size hitap eden bir oda vardır. Özel havuzlu villalardan, aile odalarından, standartlardan birçok oda tipi var. Biz tabi elimizden geldiği kadar örnek olarak sizleri bilgilendirmek için detaylı olarak öne çıkanları çekeceğiz ve videomuzda paylaşacağız. Şimdi sırada odalar var diyelim ve turumuza devam edelim. Evet, nihayet Rixos Premium Tekirova'da oda örneklerimizi görmeye başladık. İlk oda örneğimiz Family Garden Suite isimli bahçe bölümündeki aile odaları. Neredeyiz? Hemen ana binanın yaklaşık öyle bir 100 metre kadar arkasında gördüğümüz ikişer ve üçer katlı blokların bulunduğu, çocuklu aileler için çok ideal konaklama ortamı sunan aile odalarının bulunduğu bölümdeyiz. Burada gördüğümüz blokların, bu şirin konakların tamamında aile odaları var. Şu anda ben onlardan bir tanesinin bahçesindeyim. Odaların konumu, hemen sağ tarafa dönüyorum. Bakın ana binaya giriş yapılan resepsiyon bölümünün yaklaşık 100 metre ancak vardır. Yani belki biraz daha azdır. Hemen arkasında şurada yapay bir gölet var. Gayet güzel bir bahçenin içindeyiz ve şu anda ikinci katta bir Family Garden Suite geziyoruz. Ben balkondan içeriye giriyorum şu anda. Bir geniş açı yapalım, odayı tam görelim. Şimdi Family Garden Suite'ler iki tane yatak odasına oluşuyor. Birinci yatak odası ebeveynler için. French bed dediğimiz bir büyük yataktan, king size, büyük ölçekli bir yataktan oluşuyor. Gayet güzel bir oda dekoru var. Konsept yapılmış. Yani modern bir oda demeyeceğim ben buradaki oda için. Konsept yani bu odalar gerçekten tablolarıyla, dekorasyonuyla, ne diyelim aynalarıyla, televizyonuyla her şeyle konsept bir oda burası. Şöyle yavaş yavaş ilerleyeceğim ve banyoyu göstereceğim ama burası birinci banyo. Çünkü bu odada iki tane banyo var. 46 metrekarelik bir oda geziyoruz şu anda. Eray Bey doğru mu söyledim? 46 metrekarelik bir oda, 46 metrekarelik bir oda geziyoruz. Konuşamadım. Merkezi klima kullanılıyor ama oldukça kaliteli bir marka kullanılıyor ve yaz aylarında 24 saat kullanım açık olan bir merkezi klimadır bu. Şimdi affedersiniz. Ebeveyn odasında çay kahve setup ikram olarak bulunmakla beraber bir de mini barı var. Hemen mini barı açalım. Family Garden Suite'de mini barda neler var? Tüm odalarda standart aslında bu. Ama ben örnek olarak ilk olarak burada göstermek istiyorum. Bira, kola, Fanta, Sprite, soda, su, çikolatalı gofret, Haribo'lar var şurada. Meyve suları ve bir tane de enerji içeceği var. Şimdi bunu kullandıktan sonra ertesi gün yerine yenisi konuluyor. Tabii ki yine konsepte dahil olarak burada cips, işte rulo kat ve benzeri hani reklam yapmayalım değil mi? Mecburen markasını söylüyorum. Krakerler bulunuyor. Meyve çayları vesaire. Şimdi devam ediyorum. Banyoya gelmiştik. İki tane banyo var demiştik. Şu anda ebeveyn banyosuna giriş yapıyorum. Duşakabinli bir banyo. Gayet şık, modern bir lavabosu var. Makyaj aynasıyla beraber. Duşakabini de şöyle gösterelim. Ben bu arada tekrar etmek istiyorum. Diğer otellerde de gezerken bunu söylüyorum. Biz şu anda bu odayı geziyoruz ama bizden sonra tekrar dezenfekte ediliyor bu oda. Yani direkt misafir alınmıyor. Bizim çıkışımızın ardından oda görevlisi arkadaşlar giriş yapıyorlar ve odayı dezenfekte ediyorlar. Hani ben dokunduğum için bu anlamda bilgi anlamında söylemek istiyorum size. Şimdi burada önemli bir nokta var. Rixos Premium Tekirova'da kullanılan tüm malzemeler Anjana markalı %100 orijinal banyo bukletleri. Yani buradaki vücut losyonları, şampuanlar, saç bakım ürünlerinin tamamı sabunla dahil olmak üzere organik bir şekilde sunuluyor. Yine tıraş setleri, diş bakım ürünleri ve törpü ve benzeri ürünler burada banyo bukletleri arasında
misafirlere sunuluyor. Zannediyorum yeterli bilgiyi vermiş oldum birinci banyo ile ilgili. Ebeveyn odasındayız demiştik. Balkonu dışarıdan içeri girdim. Bir de içeriden dışarı çıkalım. Şöyle balkonu da göstereyim. Bulduğumuz konumu anlatmıştım. Tekrar geri dönüyorum şimdi. Videoyu geri sarar gibi. İkinci odaya geçiyorum. Şurası, evet, giriş kapısının olduğu yer arkamda kaldı ve çocuk odasına girdim. Çocuk odasında iki tane ayrı yatak var ve tabii ki ayrı bir banyo var. Bakın bu çok önemli. Family Garden Suite'lerde iki tane banyo var. Şöyle ışığını açtım. Yine aynı şekilde burada da banyo bukletleri, havlular, aynı birebir aynı büyüklükte bir banyo zaten. Duşakabini de o şekilde. Ancak burada çocuklar için ayrı şampuanlar var. Yani çocuk tenine daha alerjen açısından çok daha yumuşak şampuanlar ve vücut losyonlarıyla çocuklar için de özel şampuanlar var. Ve çocuk odasındaki yatak durumu. Şimdi burada diğer odada iki yetişkin, burada da iki tane çocuk rahatlıkla kalabilir. Eğer bebek varsa, hani özellikle tabii otelden onay almak kaydı ile beşinci kişi olarak bir bebek de buraya eklenebilir diye düşünüyorum. Tekrar diyorum, otelden onay almak kaydı ile yaş grubuna göre. Yani iki yetişkin, iki çocuk, üçüncü çocuk eğer belli bir yaşa kadar otel onay veriyorsa üçüncü çocuk da burada konaklayabilir. Çocuk odasında da bir minibar var. Ancak bu minibarın bir farkı var diğerinden. Bu odada alkol bulundurulmuyor. Sadece meşrubatlar ve meyve suları bulunduruluyor. Bu da bilginiz dahilinde olsun diyerek burayı da kapatıyorum. Şimdi Family Garden Suite'de atladığım bir şey var. Şurada ben dolabı açacağım. Hop, açamadım. Bütün odalarda yine standart olarak ücretsiz şekilde kasa, kilitli kasa, şifreli kasa, terlikler, banyo, özür dilerim, çamaşırhane hizmetleri için burada malzemeler, poşetler vesaire bulunmakta. Garden Suite'lerin balkondan ön tarafındaki bahçeyi göstermiştim. Yapay bir havuz vardı. Bir de giriş tarafından bir görüntüsünü sunmak istiyorum. Ne kadar şık, ne kadar güzel. Sanki böyle hani Amsterdam'da güzel bir mahallede evinize girer gibi bu odaları kullanabilirsiniz. Bu odaların bir avantajı daha var. Çocukluk gelen ailelerin en büyük avantajı biraz sonra önümüze Rixi Club ve bu bölgenin en büyük aquaparklarından birisi olan yine Su Oyunları Parkı çıkacak. Hemen hatta şöyle ilk görüntüleri verebilirim. Yani çocuklu aileler için bu odaları kullanmak ana binadaki odalara göre çok daha kolay ulaşımlı olacaktır. Çünkü her şeyin ortasında olacaksınız. Hem denize, havuza, restoranlara orta noktasınız. Hem de çocuk kulübüne ve eğlence alanına çok yakınsınız. Dolayısıyla Family Garden Suite'lerin konumunu zannediyorum tam olarak ifade etmiş oldum size. Hemen Rixi Kulübü'nün yanı başında böyle çok şık, çok sevimli ve çok düzenli bir mahallede oturur gibi, eviniz gibi kullanabileceğiniz odalara sahip bir bölüm burası. İlk oda tipimizi böylece özetlemiş olduk. Tabii ki Rixi Kulübü videomuza ekleyeceğiz. Ama biraz sonra, odalar bittikten sonra. Şimdi Family Garden Suite'lerden yavaş yavaş ayrıldık. Pool Suite'lere doğru gideceğiz. Önünde havuz olan özel oda tipleri hemen şu karşımızda bizleri bekliyor. Pool Suite'lere doğru giderken hemen bu yanı başımızdaki tenis kortlarından ve yumuşak zeminli basketbol sahasından ve mini futbol sahasından bahsetmek istedim. Yine Rixos'ların spor konusunda ne kadar aktiviteleri öne çıkardığını ve bu anlamda eksiksiz hizmet konusunda başarılı olduğunu, hani öyle ifade edeyim, söylemek isterim. Ben de bir tane işte şimdi oldu. Artık yürüyebilirim. Şimdi sırada bir pool suite oda var. Yine Rixos Tekirova'da o kadar çok oda var ki teşekkür ederim Eray, sağ olasın. Biz bunlardan bir tanesini daha geziyoruz. Pool suite odadayız. Özelliği ise aynen adından anlayacağınız üzere direkt havuza açılıyor olması. Eray da bana yardımcı oluyor hızlı hızlı gezmek için. Şöyle hemen yaklaşıyorum. Şimdi pool suite odalarda ilk giriş yaptığımızda bir köşede banyo bölümü var. Hızlıca göstereceğim size. Büyük boy bir iki kişilik yatak var. French bed var. Hemen burada bir oturma alanı var. Gayet güzel tablolarla yine konsept yaratılmış burada. Gayet güzel bir konsept olmuş. Ama daha da önemlisi hemen terasa çıktığınızda şezlonglarınız, iki tane şezlong ve çok güzel bir havuz sizi bekliyor olacak. Şöyle geliyorum ve havuzu çekiyorum. Misafir olduğu için havuzu boydan boya çekemedim. Dönüyorum geri.
Şezlonglar size ait, bu odaya ait. Sadece buradaki misafirlerin kullanımına özel şezlonglar. İçeri geçiyorum. Güzel bir oturma grubu, köşe koltuk. Müthiş bir oda değil mi? Evet. Devam ediyorum. Minibar, az önce gösterdiğim Family Suite'deki odanın, Family Garden Suite'deki aynısı. Burada ilave olarak Oreo gördüm yalnız. Vallahi gelmişken burayı da görelim ya. Minibarda ne varmış? Aa, değişikmiş. Özür dilerim. Bakın burada Toblerone var. Bira var. Soda, kola, meşrubatlar, soğuk çay, meyve suları, juice marka şişede. Yine enerji içeceği ve Toblerone unutmayalım. Burada Oreo var. Dulokat var. Gofretler var. Yani aslında az önce gördüğümüz Family Garden Suite'den farklı bir minibar konsepti olduğunu da anlamış olduk. Şöyle biraz daha perspektif yaparak görelim. Vazgeçmeyelim, banyoda görelim. Döndüm. Yine konsept bir banyo. Bakın bu şekilde hareketli duvarlardan oluşuyor. Bakın nasıl kapandı. İsterseniz şöyle geri açabiliriz. Oldukça ferah, güzel bir banyo. Yine oldukça kaliteli Anjana marka buklet malzemeleri. Çocuklar için ayrı, yetişkinler için ayrı sabunlar ve şampuanlar. Ve tabii ki gayet güzel büyük bir yağmur duş. Burada konaklayacak misafirleri bekliyor olacak. Ve bu odayı da gördükten sonra turumuza devam etmek üzere şöyle geri geri çıkış yaparak diğer odaya doğru yöneliyoruz. Demin katta bir pool suite görmüştük. Pool suite'lerden bir tane daha örnek göstermek istiyorum size. Çünkü bu önemli. İkinci katta da pool suite'ler var. Bunun diğer odadan tek farkı ikinci katta olmasının yanı sıra şöyle ilerliyorum. Bakın bütün dekor aynı. Banyo alanı, yatakları, koltukları, minibar konsepti, rafları, aynaları, her şey aynı. Ama şöyle balkona doğru çıktığımızda ikinci kat pool suite de, bu arada pool suite'lerde havlularınız da odada bulunuyor. Bunu da unutmayın. Plaj havlularından bahsediyorum. Balkona çıkıyorum. Burada geniş bir balkon var. Şezlonglarınız bu alanda. Havuza girmek için aşağıda zemin katta olduğunuzda direkt terasınızdan havuza girebilirken burada ise merdivenden, bizim girdiğimiz yerden dolaşıp aşağı geçiş yapmanız lazım. Ve şu karşı alandaki şezlongları havuz başında kullanabilirsiniz. Tabii ki fiyat farkı var. Rezervasyon yaptırırken her iki odayı tercih edebilirsin. Yani ben üst katta kalmak istiyorum veya alt katta kalmak istiyorum diye tercih yapabilirsiniz. Dolayısıyla buraya geldiğinizde herhangi bir karışıklığa mahal vermemiş oluruz. Alt kat tercih ediyorsanız, direkt terasından havuza girmek istiyorum diyorsanız buna göre rezervasyon. Şu anda bulunduğumuz gibi ikinci katta olmak isterseniz de bir miktar daha uygun fiyat ödeyerek ikinci katta olabilirsiniz. Bu arada Rixi Kulüp ve Survivor parkurlarını da buradan gözlemleyebiliyoruz. Yani hem karşımızdaki Family Garden Suite'lerin hem de şu anda bulunduğumuz odaların tam böyle hani çocukların aktivitelerinin ortasında olduğunu, bol hareketli, eğlenceli bir noktada olduğunu çocuklar için hatırlatmakta fayda var. Yine ikinci katta olmamıza rağmen pool suite'lerde de balkonda iki tane güzel, ne diyelim, çok konforlu, rahat minderli şezlong var. Şimdi şöyle içeri giriş yapıyorum tekrar. Çok güzel konsept, renkleriyle, tablolarıyla, mobilyalarıyla, gayet güzel kaliteli yataklarıyla ve yine Rixos'a özel banyo tasarımıyla. Gösterelim şöyle. Bakın banyo duvarları hareketli. Bunu bir kez daha göstermek istiyorum. Diğer odalarda da böyle. Deluxe odalarda. Yani iki kişilik ana binada bulunan standart, daha özür dilerim. Deluxe'lerde de yine bu şekilde hareketli duvarlar, banyo duvarları var. Şey, girdiğimiz zaman da şöyle yapalım. Işıkları açtım. Ve tekrar şöyle geri çekilerek banyoyu bir kez daha size ifade etmeye çalışayım. Dolaplarda neler var görmek ister miyiz? Standarttır ama şöyle bakalım isterseniz. Burası elbiselik bölümü. Askların olduğu bölüm. Burada terlikler var ve kasa var. Aynı zamanda saç kurutma makinesi var. Burayı kapatalım. Ve artık yavaş yavaş turumuza devam edelim. Şimdi Rixos Premium Tekirova'nın en özel oda tiplerinden bir tanesine geldik. Az önce pool suite'leri görmüştük. Şimdi burada pool villalar ve family pool villalar var.
bulunduğumuz alan oldukça diğer alanlara göre biraz daha izole, biraz daha sakin. Misafirlerin odalarından direkt tatil keyfine başlayabilecekleri, odalarından direkt havuza girebilecekleri alt kattan öyle. Üst kattan da yine aynı şekilde az önce pool suite'de gösterdiğim gibi aşağı inerek bu havuzu kullanabilecekleri özel bir nokta. Buradaki odalara özel olarak bir ek hizmet var. Bakın şu karşımızda gördüğümüz Veranda isimli restoran. Aynen ana restoranda olduğu gibi kahvaltı ve akşam yemeklerini açık büfe olarak burada sunuyor. Ancak buradaki restorandan sadece pool suite, pool villa ve family pool villa misafirleri faydalanıyorlar. Dolayısıyla eğer buradaki odalarda kalıyorsanız ana büfedeki yemeklerin hizmetinden yani yemek hizmetinden düzeltiyorum. Turkuaz ana restorana gitmeden aynı şekilde kahvaltı ve akşam yemeği olarak burada yemeğinizi alabiliyorsunuz. Zamanınızı değerlendirmiş oluyorsunuz öbür tarafa gitmeden. Bazen yorgunluktan kelimeleri yutuyorum, kusura bakmayın. Şöyle burada tabii ki oda örneği göreceğiz ama bir de şu açıdan bu güzel alanı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten özel bir nokta. Özellikle ailesiyle daha izole bir alanda kalmak isteyen misafirlerin kullanabileceği noktayı burası olarak söyleyebiliriz. Tabii ki çok daha özel villalar da var. Sadece kendisine ait havuzu olan, sadece kendisine ait kullanım alanları olan villalar da var. Bakalım onlardan da müsaitlik varsa, Eray Bey yardımcı olursa onlardan da ben görüntülemeye çalışacağım. Rosların muhteşem manzarası eşliğinde Rixos Premium Tekirova oda gezimiz devam ediyor. Şu anda bir pool villa görmek üzere bir odaya giriş yapıyoruz. Oda numarasını söyleyecektim ama burada hatırlatmam gereken bir şey var. Yani odaların konumları farklı olduğu için şimdi ben bu odayı örnek olarak geziyorum ama hani siz de dalsın yaptığınızda bu oda olacak diye bir söz vermeyelim kesinlikle. Sadece örnek olarak geziyoruz. Pool villa oda tipimize giriş yaptık. İlk dikkatimizi çeken karşımızda pırıl pırıl çok güzel bir havuz ve şezlonglar perdenin arasından en azından benim dikkatimi öyle çekti. Şimdi burada alt katta bir salon bölümü var. Yani oturma grubunun olduğu bölüm var. Şöyle yavaşça dönelim. Hatta şöyle bir basamak daha çıkalım. Burayı tam olarak görüntülemek için yavaş yavaş acele etmeden. Çok güzel bir köşe koltuk, çok güzel bir oturma alanı. Ve çocukları bırakıp hadi havuzda oynayın diyebileceğiniz çok güzel bir teras bölümü göze çarpıyor. Oraya çıkacağız birazdan. Şurada minibar bölümünde farklılıklar var, onu da gözlemleyeceğim. Dönüyorum. Burada bir tuvalet bölümü var. Şurada da duş da varmış burada, çok iyi. Kapının arkasında kalınca acaba duş yok mu diye düşündüm ama aynı şekilde tüm banyolarda olduğu gibi yağmur duş burada da bulunuyor. Şuradaki banyo bukletlerini görünce zaten duş olduğunu anladım. Yoksa ilk girişte sadece lavabo sanmıştım, tuvalet sanmıştım burayı. Şimdi üst kata çıkıyorum. Tekrar ediyorum, pool villa geziyoruz. Ve bu pool villalar iki kattan oluşuyor. Alt katta salon oturma alanı, üst katta yatak odası bölümü var. Çok güzel bir manzarası var. Çok rahat bir ortamı var. Yatak iki kişilik büyük boy king size diyeceğimiz French bed bir yatak. Havuza doğru açılıyor. Şu anda gördüğümüz havuza alt kattan aynı odadan direkt giriş yapıp kullanabiliyorsunuz. Karşımızda veranda restoran var, az önce bahsetmiştim. Kahvaltı ve akşam yemeklerinin aynen Turkuaz ana restoranda olduğu gibi aynı menüde sunulduğu restoran burası. Bakın bu odanın alt kat terası da hemen şurada aşağısı. Oraya da ineceğim zaten şimdi. Ama bu oda detaylarına biraz daha isterseniz dikkat edelim. Çok modern bir oda. Ben aslında buradaki odalar için tekrar ediyorum, modernden öte konsept tarzda, yani özel konseptte odalar olduğunu daha uygun bir ifade olacağını düşünüyorum. Nasıl çok güzel odalar değil mi? Beğendiniz mi bilmiyorum ama. Eğer odaları beğendiyseniz lütfen videoyu da beğenin, abone olun. Araya reklam aldım. Tamam, şimdi pool villalarda da yine Anjana marka buket malzemeleri kullanılmış. Aynı şekilde bir sonlarda aynı zaten. Rixos'ların özel markaları spa bölümünde olduğu gibi. Şimdi duş bölümünü ben şu anda görüntülüyorum. Hatta geniş açı yaparsak daha fazla görüntü almış oluruz. Banyo bölümündeyiz. Pool villa görüntülüyoruz. Alt katta bir tuvalet ve duş bölümü vardı. Üst katta da yatak olan bölümde de böyle bir ortam var.
Şu dolaplarda neler var bakalım mı? Şöyle açamadım, pardon. Yine tüm odalarda standart olduğu gibi terlikler ve kasa mevcut. Bu tarafa açarsak, orada fön makinesi de var. Burada bornozlar mevcut. Ve elbise askılıkları var. Bir bölüm daha var. Burada bir şey var mı bilmiyorum. Burada yokmuş, tamam. Elbiselerinizi koymak için bir bölüm de burası. Peki, kapatıyorum. Ve pool villa görüntülerinden sonra tekrar şuradan merdivenden aşağı iniyorum yavaş yavaş. Bir de terasa çıkmakta fayda var buraya kadar gelmişken. Şimdi pool villalar 100 metrekarelik odalar. Özetlemek gerekirse dubleks 2 katlı, zemin katında oturma grupları, ikinci katlarında da yatak odası olan bölüm. Ancak çocuklu olarak geldiyseniz ve alt katta hani çocukların yatabileceği durumunu sizler kabul ederseniz burada kişi sayısını otele sormak kaydıyla aile olarak da konaklayabileceğinizi tahmin ediyorum. Havlularınız, plaj havlularınız yine burada bulunuyor. Ve terasa çıktığınız zaman da 3 tane çok güzel yatak şezlong sizleri bekliyor. Pool villayı şöyle görüntüleyelim. Pool villanın zemin katı, pool villanın ikinci katı. Tamamı bir oda. Ve önde de böyle bir havuz. Hemen karşısında da restoran. Restorana yüzerek gider misiniz? Gidersiniz ama mavi'ye girmek yasak. Evet. Dönüyorum tekrar ve ne kaldı? Burada şey var. Minibarı çekmedik. Herhalde hemen geliyorum. İlave olarak, diğer odalardan farklı olarak Nespresso makinesi gördüm. Yine pool suite'de olduğu gibi Oreo var ilaveten gördüğüm. Minibara bakalım. Minibarda Toblerone var ilave olarak yine. Burada ben bira göremedim. Ha, bira üst katta. Ha, bir tane daha minibar var. Orayı çekmedim ben, çok özür dilerim. Üst katta bir tane minibar var. Orada da yine aynı konsept ve bira üst kattaki minibarda bulunuyor. Bunu atlamayalım. Pool Villa'da iki tane minibar var. Üst kattaki minibarda burada gördüğümüz konsepte ilaveten bira da bulunmakta. Zannediyorum tamamlamış oldum. Ve artık diğer oda tipine Family Pool Villa'ya doğru ilerliyoruz. Şimdi giriş yaptığımız oda az önce gezdiğimiz Pool Villa'nın bir başka versiyonu Family Pool Villa. Aslında özellikleri birebir aynı. Sadece az önce gezdiğimiz odada burada bir köşe koltuk vardı. Ancak Family Pool Villa'da burada iki tane ayrı yatak var. Yukarıdaki oda şuradan çıktığımız zaman yine aynı iki tane, yani bir tane büyük yatak var ebeveyn konaklaması için. Burada iki tane ayrı yatak var. Terasa çıktığımız zaman yine az önce gezdiğimiz odaya birebir aynı olarak direkt havuza çıkabiliyorsunuz. Bu odada kalan misafirler yine veranda restorandan kahvaltı ve akşam yemeği alabiliyorlar. Yani birebir az önce pool villada söylediğim her şey burası için de geçerli. Yine 100 metrekarelik bir oda. Aslında diğer odayla ilgili olarak farkını sadece çocuklara geldiğiniz zaman veya 4 yetişkin geldiğiniz zaman daha konforlu bir yatak imkanı almak için. Çünkü diğer odada koltuk vardı. Koltuğun yatak olarak kullanılması kısmen söz konusuydu. Oysa burada iki tane yatak var. Burada böyle bir durum söz konusu. Mini var, konsepti aynı. Nespresso makinesi ve diğer hizmetler birebir aynı. İsterseniz yatak odasına yine çıkalım. Bakın az önce gezdiğimiz pool villayla birebir aynı özelliğe sahip olduğunu bir kez daha söyleyerek şöyle baktığımızda zaten anlayacaksınız. Şurası banyo bölümü. Burası yatak bölümü. Pool villadan hiçbir farkı yok. Aynı oda. Sadece aşağıdaki köşe takımı yerine iki tane yatak var. Ama ben size detaylı olarak gösterdim ki hani çocuklarla gelirseniz pool villa yerine pool family villa seçmeniz çocukların daha konforlu yatak kullanımına sebep olacaktır. Ama alt katta oturma grubu isterseniz de o zaman pool villa almanız gerekir. Yalnız şu perdenin arasındaki manzaraya bakar mısınız ya, ne kadar güzel. Hakikaten tam dinlenilecek, kalabalığa karışmadan tatil yapılacak odalardan bir tanesi burası. Tabii ki Rixos farkıyla. Evet. Bu odayı da bitirdik ve turumuza devam ediyoruz. Eray'ı esir aldım bugün. Başka hiç mesai yapamadı Eray. Rixos Premium Tekirova'da şimdi sırada executive villalar var ve bir executive villa örneği gezeceğiz.
biraz daha özel bir oda tipi olacak. Şöyle yavaş yavaş ilerliyorum. Hemen buradaki bisikletlerden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz bisikletler buradaki villa misafirlerinin konsept dahilinde ücret ödemeden kullanabilecekleri bisikletler. Yani eğer bir villa rezervasyonu yaptırdıysanız sizin için otel içerisinde böyle küçük bisiklet turları gayet keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi executive villada kalınca tabii sadece bisiklet vermiyorlar. Şöyle bir odayı görelim isterseniz. Otelin en özel oda tiplerinden bir tanesi. Hatta belki de en özeli diyebiliriz. Bunun dışında bir tane şey var. King Villa var. Doğru mu söyledim abi? King Villa mı var bunun üstü? Superior Villa. Superior Villa var. Tamam, biz şimdi şeyi geziyoruz. Executive Villa'yı geziyoruz. Bir örnek olarak hemen şöyle giriş yapalım. 200 metrekarelik bir odaya giriyoruz. Ama tekrar diyorum, Rixos Premium Tekirova'da görebileceğiniz ve konaklayabileceğiniz en özel oda tiplerinin ikincisi. Odanın alt katında, daha doğrusu evin alt katında, sonuçta villa burası, alt katında bir yemek salonu. Buradaki gördüğümüz bütün setuplar, bütün ikramlar konsept dahilinde. Ödediğiniz ücrete dahil tabii ki. Ön tarafta bir oturma grubu. Ve terasına çıktığınız zaman da sanki böyle bir gölün kenarındaymışsınız gibi. Hem yemek masanız var, keyif masanız var, hem şezlonglarınız var. Gayet de izole, sessiz, sakin bir tatil ortamınız var. Şimdi detaylara biraz gelelim isterseniz. Executive Villa'da oturma grubunun olduğu bölümde mesela bakın Godiva çikolata burada yine konsept dahilinde ikram olarak bırakılmış. Aman takıldım. Bunun dışında buradaki bar arabasında gördüğümüz alkol içeceklerin tamamı ilk giriş sırasında bir defa olmak üzere konsept halinde sunuluyor. Yani her gün yenilenmiyor ama böyle bir konsept yapılmış. Bunun dışında mini bara doğru yaklaşacağım. Burada espresso makinesi falan var tabii. O villalarda özel olarak karşımıza çıktı zaten ama böyle Türk kahvesi de var. Ama aynı şekilde bakın burada tamamıyla dolu bir mini bar konsepti var. Neler var? Kapi meyve suları var. Bütün çeşitleri var neredeyse. Fantalar, kolalar, özel marka soda, Miller bira, Efes bira ve şurada aşağıda şampanyalar var. Burayı da böyle bir özetlemiş oldum. Türk kahvesi fincanları, özel çay çeşitleri. Zemin kattaki bölümde misafirleri sunuluyor. Şöyle şurada ne varmış buraya da bakalım. Şimdi sol tarafımızda bir lavabo ve hemen arkasında banyo var. Yine özel şampuanlarıyla. Bir de şurada bir yatak odası var. Bu birinci yatak odası. Tekrar diyorum, Executive Villa geziyoruz. Oldukça beğeneceğinizi umduğum bir oda tipi. Odayı beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin diyerek kendi reklamımı hemen yine araya alayım. Yukarı çıktığımız zaman sol tarafta bir oda var. Sağ tarafta bir oda daha var. Önce sağ taraftakini gezelim isterseniz, havuz tarafındakini. Yine konsept bir oda. Çok keyifli, güzel bir oda. Büyük boy bir yatak ve banyosu mevcut. Gördüğünüz gibi. Güzel dekoratif bir küvet var burada. Duşun dışında dinlenmek için, böyle güzel köpüklü bir küvet keyfi için ideal görünüyor. Burada bornozlar var ve bornozların dışında executive villalarda dikkatimi çeken banyo bukletleri de Etro marka kullanılmış. Diğer odalardaki banyo bukletleri zaten yeterince iyi markayken burada tabii onun da bir üstüne çıkılmış ve Etro marka banyo bukletleri misafirin kullanımına sunulmuş. Şimdi devam ediyorum. Şuradan bir yukarıdan görüntü almak istiyorum. Executive Villa'da, tabii aşağıda ineceğim ama Executive Villa'lar dubleks odalar çıkarken zaten söylemiştim. Tekrar söylüyorum ki hani tam olarak ifade etmek için. Buradaki Executive Villa'ların özel bir restoranı var. Exclusive Club. Bu restoran 24 saat açık ve alakart olarak sadece buradaki odalara hizmet veriyor. Bunun dışındaki odada kalan misafirler bu alanı kullanamıyorlar. Bu da yine
executive villaların en önemli özelliklerinden bir tanesi, özel bir restoranınız var. İsterseniz odanıza da yemek servisi alabiliyorsunuz. Herhangi bir ekstra ücret ödemeden. Yine alakart menüden seçeceğiniz menüleri odanıza getiriyorlar. Ve zaten şöyle aşağıda çok güzel bir masamız vardı. Hemen havuzun kenarında. İsterseniz odanın içindeki yemek bölümünde, isterseniz de terasta yemeğinizi yiyebilirsiniz. İlla ki restorana gitmenize gerek yok. Yeterince detaylı anlatıyor muyum bilmiyorum ama elimden geldiği kadar detay vermeye çalışıyorum. Şimdi 3. yatak odasına geçiyoruz. Zemin katta bir yatak odası vardı. Havuz tarafında bir yatak odası ve şimdi burası da 3. yatak odası. Burada 2 ayrı yatak var. Açalım, açabildiğimiz kadar ışıkları yakalım. Evet. Çok güzel desenlerle konsept haline getirilmiş executive villada 3. yatak odası da bu şekilde. Yine 3. banyo. Genellikle çocuk odası olarak kullanılacağı tahmin edildiği için burada ilaveten yine çocuklara özel şampuanlar ve sabunlar ve vücut losyonları kullanılmış. Devam ediyorum. 3. yatak odasını da gördük. Artık zannediyorum executive villayı ben özetlemiş oldum. Umarım burada güzel bir tatil kısmet olur size. Tatilium aracılığıyla ekibimiz rezervasyonlarınızı memnuniyetle bekliyor. Özellikle bu villalar konusunda Rixos Premium Tekirova'da çok özel seçenekler olduğunu altını çizerek söyleyelim ve executive villa turumuzu tamamlayarak videomuza devam edelim. Şuradan bir görüntü daha alalım ve çıkıyoruz. Rixos Premium Tekirova'nın en özel oda tipini gezmeye hazırsanız eğer, şimdi size bir superior villa gezdireceğim. Eğer ailenizle, özellikle kalabalık bir aileyseniz, tamamen izole bir alanda, size özel alanlarda, sadece size özel havuz, size özel yemek odası, odanıza özel hizmetler ve çok sayıda odayla rahat bir şekilde konaklamak istiyorsanız, superior odalar, superior villalar tam size göre. Superior villaların kendine göre özel isimleri de var. Şu anda gezeceğimiz odanın ismi Facelis. İsterseniz ben kendimi değil odayı göstereyim size. Haydi başlayalım. Evet. Şimdi superior villa 3 tane yatak odası, 1 tane bakıcı odası artı bir de salona oluşan devasa bir, yani villa da demeyeceğim ben buraya, bir ne diyelim, konak diyebilirsiniz, büyük bir ev diyebilirsiniz. Özel havuzu son derece şık ve dekoratif. Etrafında şezlonglar var. Tekrar ediyorum, sadece sizin ailenize ait, sadece sizin kullanacağınız bölümler bunlar. Güzel bir avlusu, bahçesi var. Şöyle geriye geleyim. Bakın, gelecek misafirleri bu şekilde karşılıyorlar. Havluları, minderleri, şezlongları, işte odanın genel görüntüsü böyle. Genel bahçe alanını, havuz alanını şöyle kısaca gösterdikten sonra, hani ben burada şöyle bir şey düşünüyorum. Eğer dediğim gibi kalabalık bir aile olarak geldiyseniz, burada çocuklar havuz keyfi yaparken siz mangalınızı yakıp, tabii ki görevli arkadaşların yardımıyla, otelin hizmetleri eşliğinde, burada özellikle akşamüstü saatlerinde o kadar keyifli ki, bahçe keyfinizi yapabilirsiniz, havuz keyfinizi yapabilirsiniz. İsterseniz de şuradan artık odalara girelim. Önce salon bölümü, büyük bir yemek odası noktası, yemek odası takımı. Yine konsept dahilinde ilk girişte sizlere ikram edilen alkolü içecekler. Yine bu odaya özel, superior villaya özel, exclusive club restorandan, az önceki villa bölümünde, executive villa bölümünde göstermiştim, restorandan buraya özel yemek servisi, menü dahilinde alakart olarak. Şurada çok güzel bir oturma alanı, oturma grubu. Arka arkaya söylüyorum. Çerez ikramından çikolata ikramına kadar düşünülmüş. Sadece dekoruyla değil, özel dokunuşlarıyla sizlere keyif verecek bir oda tipi. Oda demeye buraya dilim varmıyor zaten. Bir ev tipi diyelim. Özel mutfağı var. Dilerseniz yine görevli arkadaşlar burada kendileri gelerek size yemekler hazırlayabiliyor ve sunum yapabiliyorlar. Ekmek kızartma makinesinden kahve çay makinelerine kadar, espresso makinesi, Türk kahvesi makinesi, filtre kahve makinesi, her şey burada sizlerin özel kullanımınıza göre hazırlanmış. Şöyle özel yine çay çeşitleri var burada. Şöyle mini barı açalım. İki tane dolap açıldı. Ne kadar güzel.
İlk defa bir odada yan yana böyle açılan bir minibar düzeni görüyorum. Çok normal çünkü 4 tane yatak odası var normalde. Kalabalık ailelerin kullanıma uygun olduğu için bakın 2 tane dolu dolu minibar. Yine eksildikçe yerine ihtiyaç duyacağınız ürünleri rahatlıkla takviye olarak alabilirsiniz. Yani çikolatasına kadar, minik ikramlarına kadar burada düşünülmüş. Çok güzel porselen kahve takımları, çay takımları. Şurada bir tane banyo gözüme çarptı. Daha doğrusu tuvalet diyelim. Banyo yok burada. Bir zemin kattaki tuvaleti göstermek istedim size. Daha sonra bu alandan üst kata doğru çıkacağım. Diğer odaları göstermek istiyorum. Yatak odalarını göstermek istiyorum daha doğrusu. Şimdi ikinci kata çıktığımızda şöyle sağ tarafta bir oda var. Büyük yataklı bir ebeveyn odası burası. Bu odanın özelliği olarak büyük bir teras alanı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle hemen hızlıca açacağım ve bu teras alanını da size göstermek istiyorum. Burada da güzel bir oturma alanı var. Tekrar ediyorum, Superior Villa'nın üst katındayız, ebeveyn odasındayız ve bu odanın teras kısmını gösterdim. Tekrar kapatıp devam ediyorum. Şöyle bir de geniş açı yapalım. Daha fazla görüntü sığdıralım ekrana. Son derece tard bir oda, konsept bir oda. Ve bu odanın banyo kısmına ilerliyorum. Şurada giyinme odası bölümü var. Işıkları açalım. Ve şöyle. Çok gürültü çıkardım, kusura bakmayın. Burada giyinme odası bölümü var. Ve sonra banyoya geçiyorsunuz. Oldukça büyük, geniş bir banyo. Burada konaklayacak misafirleri bekliyor. Öncelikle bir dekoratif küvet misafirleri karşılayacak. Burada son derece rahat bir şekilde yorgunluğunuzu atacak küvet keyfi yapabilirsiniz. Şöyle dönüyorum. İki tane lavabo var. Yine bütün villalarda olduğu gibi Etro marka buklet malzemeleri, şampuanlar ve diğer ürünler kullanılmış. Duşakabin ve lavabo kısımları göstermekte fayda var. Şöyle yapalım. Bornozlar ve duş bölümü. Yine misafirin hizmetine sunulan. Şöyle bir de bu açıdan baktığımızda alanlar olarak göze çarpıyor. Şimdi ilerliyorum tekrar yavaş yavaş. Bu odadan diğerine geçeceğim. Sadece bir odayı gezerken bile yani bayağı bir zaman geçiyor. Evet. Superior Villa'da ikinci oda tipi. Az önce gezdiğimiz bir büyük yataklı ebeveyn odasıydı. Burası iki ayrı yataklı. Yine iki yetişkin de tabii ki rahatlıkla kalabilir ama hani çocuklar için düşünebilirsiniz burayı. İki ayrı yataklı bir oda olarak rahat kullanıma uygun bir oda. Şöyle yapalım. Banyo kısmı. Yine duşu, tuvaleti, buklet malzemeleri aynı özellikle. Onları biliyorsunuz zaten. Artık tek tek hepsini saymayalım. Şöyle dolaplarda terlikler, saç kurutma makineleri. Burada mini barı var. Hemen hatırlatalım. Aşağıda çift kapaklı bir mini bar vardı. İçi doluydu. Burada da aynı şekilde gördüğünüz konseptli bir mini bar var. Bu arada az önce açmadım ama ebeveyn odasında da mini bar vardı. Şimdi buradan da çıkıyorum. Burada bir oda daha. Burası iki yataklı bir yatak odası. Yine iki yetişkin veya iki çocuğun kullanıma müsait. Şu ana kadar 3 oda gezdik. Bir de bakıcı odası olarak kullanabilecek bir oda daha var. Bakın burada da minibar var. Yani odalarda 3 tane, girişte bir tane, 4 tane minibar var. Tabii ki bu bölümün de banyosu ayrı. Yine buklet malzemeleri ayrı. Başlı başına bir küçük bir otel gibi, küçük bir butik otel gibi. Yani buraya girdiğiniz zaman artık tüm hizmetler sadece size ve sizin ailenize özel. Tekrar aşağıdaki muhteşem salon alanına iniyorum. Bu güzel yemek alanını, ihtiyaç duyarsanız rahatla kullanabileceğiniz fonksiyonel mutfak alanını
Dinlenmek için, güzel sohbetler için kullanabileceğiniz oturma grubunun bulunduğu alanı. Önümdeki 3 odanın dışında aynı villa içerisinde bir tane de şurada yatak odası var. Bir de buraya girelim. Yine bir büyük yataklı, devasa bir oda. Yine standart, hani bir sıradan otel odasına göre çok büyük diyebileceğimiz ölçülerde, yataklarda konseptle misafirlere sunulan 4. yatak odası da yine Superior Villa'nın içinde bulunan odalardan bir tanesi. Yine kendisine ait özel banyosu var. Aynı standartta, yine buklet ürünleri, aynı kalitede. Şöyle kısaca gösterdikten sonra çay kahve setup ikramları burada. Minibar. Açıyorum. Şimdi bu kaçıncı minibar oldu? 1, 2, 3, 4, 5. minibar oldu. 5 tane minibar. Villa içerisinde her köşede misafirin hizmetine sunulmuş durumda. Terlikler, saç kurutma makinesi aynı. Evet, nihayet sonuna geldik ben. Bitmeyecek sandım. Yani başlı başına bir krallık gibi burası. Bütün ailenizle kalabalık olarak akrabalarınızla gelebileceğiniz. Sayı veremeyeceğim. Oldukça kalabalık bir şekilde. 4 tane yatak odası var. 2'şer kişi olsa 8 kişi yapar. Hani ilave çocuklarla vesaire bu odayı 10 kişiye kadar, 11-12 kişiye kadar çok rahatla kullanabilirsiniz. Ve burada çok güzel barbekü partileri yapabilir. Kendi ailenizle, kendi içinizde kutlamalar yapabilir. Çok özel ikramlar alabilir. Exclusive Club'dan, özel yemek menülerinden, konsept dahilinde ekstra ödemeden faydalanabilir. Ve oda içindeki ikramlar da tabii aynı şekilde konsept dahilinde sizlere sunuluyor. Bunların tadını çıkarabilirsiniz. Eğer Rixos Premium Tekirova'da Superior bir villa alırsanız. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz yordum sizi. Uzun bir oda turu oldu. Umarım odayı da beğenmişsinizdir. Bu odanın fiyatlarıyla ilgili tabii ki tatilim ekibinden uygun koşullarda ödeme şekliyle bilgi alabilirsiniz. Sonay Hanım, Tuğba Hanım, Alican Bey, Harun Bey, Burcu Hanım, Ayşe Hanım bu odayla ilgili fiyatlandırmalar konusunda sizlerin taleplerinizi memnuniyetle karşılayacaktır. Bu arada siz de bu videoya beğeni yapıp abone tuşuna basarsanız memnun olurum diyerek bu odayı da sonlandırıyorum ve yavaş yavaş şöyle geri sararak çıkıyorum ve devam ediyorum. Nereye devam ediyorum bilmiyorum. Şimdi bir deluxe oda örneği gezeceğiz. Deluxe odaların tamamı lobi ve resepsiyon katının bulunduğu alanda ve hemen resepsiyonun karşısındaki asansörlerden buradan çıkarak deluxe odalara kolaylıkla ulaşılabiliyor. Hemen birinci ve ikinci kat seçeneği var. Eksi bire basarsanız da alt kata inerek oradan büyük havuzun olduğu yere çıkabiliyorsunuz. Şimdi deluxe oda tipini görmek üzere asansörle odaya doğru ilerliyoruz. Pardon, kusura bakmayın. Şimdi sıradaki oda tipimiz deluxe oda tipi. Ben videonun başında drone görüntüleri anlattığım deluxe odaların bulunduğu bloktayız ve deluxe bahçe manzaralı bir oda gezeceğiz. Şöyle girişimizi yapıyoruz. Burası 32 metrelik, gayet şık, modern bir oda. Daha da önemlisi, ben Rixos Premium Tekirova'daki odalar için bunu söyleyebiliyorum. Konsept bir oda, kendine has bir tarzı olan, kendine has bir dekor olan, yataklarıyla, dolaplarıyla, buradaki dekor malzemeleriyle ve aynı zamanda banyosuyla konsept diyebileceğimiz gayet şık, güzel bir oda. Neden bunu söyledim? Bakın mesela burada banyonun duvarları şu şekilde hareketli kapılardan oluşuyor. Şöyle tamamen kapatmak isterseniz çekebilirsiniz. Evet. Bu haldeyken hemen şöyle yavaşça teklediğimiz zaman da banyonun kapıları açılmış oluyor. Ve burada yine cam kapıyla ayrılmış klozet alanı. Hemen yanı başında da gayet güzel yağmur duşu kullanılarak sizlerin keyifli bir banyo keyfi, duş keyfi almanızı sağlayacak duş alanı var. Burada bornozlarımız. Tekrar geri dönüyorum. Gayet şık bir lavabo alanı. Havlular gayet tertemiz, güzel bir şekilde misafirin hizmetine sunulmuş durumda. Tabii ki buklet malzemeleri. Kısaca bahsedelim. Rixos'ların buklet malzemelerindeki markası Anjana. Bunların tamamı organik ürünler. Yani organik ne diyelim, ham maddelerden üretilen şampuanlar, saç kremleri, duş jelleri ve vücut losyonları. Tabii ki çocuklar için yine burada alternatif olarak biraz daha hassas, yani onların cildine zarar vermeyecek şampuan ve cilt bakım, özür dilerim, vücut losyonları var. Tıraş setleri, diş bakım
malzemeleri, törpüler ve diğer duş banyosu gibi malzemeler de burada. Hatta sabunlarda bile çocuklar için ayrı, yetişkinler için ayrı seçenekler burada kullanılmış. Şimdi banyo ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra şöyle tekrar burayı kapatmasak da olur ama şöyle bırakacağım. Zaten benden sonra yine dezenfekte için görevli arkadaşlar gelecekler. Misafirler girmeden önce burası detaylı bir şekilde bir kez daha dezenfekte edilecek. Şimdi kapının arkasında ne var? Burada valiz bölümü var. İki tane büyük valizi gayet rahatlıkla buraya yerleştirebilirsiniz ve valizlerinizin oda içerisinde yer kaplamasına engel olmuş olursunuz. Zaten hani güzel geniş bir oda, 32 metrelik bir oda ama yine de valizler her zaman çok yer kaplıyor. Eğer burayı kullanırsanız bu anlamda rahat etmiş olacaksınız. Dolapları açtığımız zaman kasa, terlikler, kuru temizleme ve çamaşır alan hizmetleri için burada malzemeler, saç kurutma makinesi ve askıların olduğu elbiselerinizi koyabileceğiniz, gömleklerinizi, ceketlerini koyacağınız bölüm de burada. Şimdi gelelim odanın diğer detaylarına. Tekrar söylüyorum. Rixos Premium Tekirova'da bir deluxe oda geziyoruz. İki ayrı yataklı bir oda burası. Tabii ki isterseniz rezervasyon aşamasında bilgi vermeniz durumunda iki yataklı veya bir büyük yataklı yatak seçeneğini otele biz bildiriyoruz ve otelde blokajı buna göre yaparak sizlerin tarihinize uygun yatak konseptinde konaklamanızı sağlayacaklardır. Hemen şurada gözüme çarptı. Mini bar bölümüne geleceğim. Buradaki çay, kahve, meyve çayları tabii ki ikram olarak sunuluyor. Burada gofretler ve krakerler var. Mini bara bakalım. Şöyle. Evet, bütün odalarda standart olan yani deluxe odalarda, deluxe aile odalarında deniz manzara, kara manzara fark etmez. Aynı şekilde standart diğer bloktaki odalarda mini bar ürünleri standart olarak sunuluyor ve kullandığınız ürün tekrar yerine yenisi konuluyor. Neler var? Bira, kola, su, fanta, meyve suları, iced tea, şurada gofret ve Haribo mini barın standart konseptinde bulunan ürünler. Peki devam edelim. Bu iki yatak dışında başka ne var? Şurada bir koltuk var ve bu sofa bed dediğimiz biraz daha küçük ölçekli bir yatak olarak üçüncü kişiye veya bir çocuğa hizmet vermek üzere açılır kapanır durumda burada yerleştirilmiş hizmet veriyor. Odanızın temizlenmesini istediğinizde veya klimayı açmak kapamak istediğinizde odanın içerisinde ışıkları değiştirmek istediğinizde buradaki elektronik bölümü kullanabilirsiniz. Odamı temizleyin bölümü veya rahatsız etmeyin bölümü. Oda görevlisi arkadaşlara vereceğiniz mesajlarda kullanabileceğiniz modern bir sistem. Haydi gelin bir de balkona bakalım. Bahçe manzaralı bir deluxe oda geliyoruz demiştim. Ama ne manzara. Çok güzel Toros Dağları'nın gölgesinde. Toros Dağları'nın yemyeşil manzarasıyla bahçenin Rixos Premium Tekirova'nın peyzajı bir araya geliyor. Ve size bahçe manzaralı odalarda böyle bir görüntü sunuyor. Gayet de güzel geniş bir balkonumuz var. Bu görüntüyü de ekledikten sonra tekrar odaya giriş yapıyorum. Herhalde olabilecek detayların birçoğunu sizlere aktarabilmiş oldum. Gözden kaçırdığım, atladığım şeyler elbette vardır ama elimden geldiği kadar detaylıca bilgi aktarmaya çalıştım. Şunu da söyleyelim, odaya ilk girdiğiniz zaman bütün yürüyüş alanı balkona kadar çok güzel seramiklerden oluşuyor. Yatakların bulunduğu alanda ise halı bölüm var. Zaten o alanlar genellikle ayakkabıyla pek kullanılmayan bölümler. Bu alanda ise gayet güzel şık seramikler kullanılmış. Gayet de güzel şık olmuş. Evet, artık diğer oda tipine geçmek üzere deluxe odadan ayrılıyoruz. Deluxe bahçe manzaralı odadan ayrılıyoruz. Evet, deluxe oda örneğimizi gördük. Resepsiyon ve lobi alanının bulunduğu binada, blokta bulunan deluxe odayı gönderdikten sonra şimdi standart odaya doğru ilerliyorum. Standart odanın da konumunu aslında drone çekimlerini size anlatmıştım ben yukarıdan ama kuş bakışı olarak şöyle özetlemek istiyorum. Bakın şu anda bulunduğumuz blok deluxe odaların olduğu blok. Tekrar göstereceğim. Lobi ve resepsiyon alanı bu bölümde, lobi bar bu bölümde ve alışveriş mağazalarının olduğu bölümde burada. Deluxe odalarda bulunduğumuz bölümün hemen üst katındaki bölümlerde bulunuyor. Yani bu blokta bulunuyor. Standart odalarda ise hemen şöyle şuradan yaklaşık 20-30 metrelik bir geçitle bahçe manzaralı pencerelerden bakarak şöyle ilerliyoruz ve standart odanın olduğu bloğa geçiyoruz. Evet, şu anda geçmiş olduk. Sadece 10 saniye sürdü. Artık bu noktadan sonra
Tüm odalar standart olarak sizlere fiyat sitelerinde bizim seçenek sunumumuzda standart olarak isimlendirdiğimiz odalar. Ben şimdi bunlardan da iki tane örnek göstereceğim size. Bir tane aile odası, bir tane de standart odayı sizlerle paylaşacağım. Şu anda standart odaların olduğu bölüme geldik. Burası yine lobi alanı. Yani delik odanın olduğu bölümden buraya gelmemiz sadece 20-25 saniye, 30 saniyelik bir alan. Şurada gördüğümüz asansörlere binerek de standart odaların olduğu katlara çıkıyoruz. Buradaki kapıdan çıktığımız zaman da çok güzel bir bahçeye ve plaja ulaşmak için bahçe içindeki yolları şöyle kısaca bir göstermek istiyorum size. Mis gibi bir temiz hava aldık burada. Enerjimizi depoladık ve standart odaları görmek için turumuza başlıyoruz. 3 tane asansör var burada. Sıradaki örnek odamız standart odanın olduğu blokta bulunan aile odası. Standart aile odası. Burası 2 bölümden oluşan bir oda. Ve şimdi detaylarıyla bu 52 metrelik odayı sizlere detaylara göstermeye çalışacağım. İsterseniz önce banyodan başlayalım. Odada 2 tane banyo var. Burası birinci banyo. Hemen kapıdan girer girmez sol tarafımızda bulunan. Şöyle geniş açı yaparsak banyoyu daha detaylı alırız diye düşünüyorum. Hemen karşımızda yine buklet malzemeleri var. Anjana marka şampuanlar, saç kremleri, bakım ürünleri. Aman elektrik kesildi bir dakika. Kart yerinden oynadı galiba. Evet tamam şimdi hallettim. Burası evet nerede kalmıştık? Buklet malzemeleri, tıraş setleri ve diğer bakım ürünleri burada bulabilirsiniz. Duşakabinli, geniş güzel bir duşakabini var. Gayet güzel modern seramiklerle dekor edilmiş. Bornozlar tertemiz bir halde burada misafirleri bekliyor. Banyoyu gördükten sonra şöyle hemen kapıyı yana çekiyorum. Burada bir dolap var. Dolabın içerisinde terliklerimiz var. Ve aile odasının ebeveyn odası olarak nitelendireceğim birinci bölümüne giriş yapıyoruz. Burada bir büyük yatak var. Daha çok anne baba misafirlerin kullanabileceği bölüm burası. Büyük yatağa geçtikten sonra şurada bir tane sofa bed olarak kullanabilecek kanepe, koltuk özelliği taşıyan bir bölüm var. Şöyle döneceğim. Deniz manzaralı bir aile odası geziyoruz. Elbette odaların manzaraları birbirinden farklı olacaktır. Yani bütün odalar aynı manzaraya sahip değiller. Deniz manzaralı bir aile odası geziyoruz ama birbirinden farklı manzaraya sahip deniz manzaralı aile odaları da olabilir diyerek şöyle balkon görüntüsünü kısaca vereyim size. Müthiş bir manzara değil mi? Bu kemerin doğası zaten ömre bedel ya. Yani nerede olursanız olun şu manzara her şeye bedel. Neyse biz odaya geri dönelim. Standart aile odası geziyoruz. Ebeveyn odasının olduğu bölümdeyiz. Kısaca balkonda gördük. Burada yerler halı kaplama yani halı zemin kullanılmış. Seramik veya parke değil halı kullanılmış. Ve bu odadaki ikramlar şöyle. Çay kahve ve meyve çayları bu bölümde. Krakerler, gofretler şurada. Ve mini bar açalım. Standart aile odasında yine diğer odalarda olduğu gibi bira, kola, su, meyve suları, soda, gofret ve şekerlemeler burada bulunduruluyor. Şöyle tekrar geri giderek birinci bölümü gösterdim. Şimdi aile odasının tabii ki en büyük özelliği ara kapılı ikinci bölüm olması. 52 metrekarelik bir oda demiştim ben size. Aslında bu odanın her birisi standart blokta yani standart odanın olduğu blokta bir standart oda özelliği taşıyor. Yani eğer bu kapı olmasa şu bölümü birazdan göreceğiz zaten. Ben bu bölümde bir de standart oda göstereceğim size. Bu bölüm standart odayı temsil ediyor. Metrekare olarak da hemen hemen aynı şekilde. Ama kapıyla bu tarafa geçtiğimiz zaman artık burası bir aile odası özelliği taşıyor. Rixos Premium Tekirova'da standart bloktaki standart aile odaları iki bölümden oluşuyor. Aynı zamanda iki tane de banyo misafirlere hizmet veriyor. Burası da çocuk odasının veya iki ayrı yataklı olan bölümde bulunan ikinci banyo olarak ifade edersek zannediyorum yanlış olmayacaktır. Ve bu banyoyu da kısaca göstermek istiyorum size. Aslında kullanılan banyo malzemeleri ve banyonun diğer özellikleri hemen hemen aynı. Sadece büyüklük olarak veya şekil olarak birbirinden farklı olabilir. Yine bornozlar, havlular ve gayet şık, dekoratif bir şekilde hazırlanmış duşakabinli banyo misafirlerin hizmetinde. İkinci banyoyu da gösterdikten sonra tabii ki bir aile odasında olmasını istediğimiz en önemli iki özellik. Ara kapılı olması ve ikinci banyosu olması burada konaklayacak aile misafirlere gayet rahat bir kullanım alanı sağlayacaktır.
Buna ilaveten buradaki aile odalarında iki tane balkon var. Az önce birinci balkonu göstermiştim. İşte burası da ikinci balkon. Bu manzarayı bir kez daha görmezsek olmaz. Odanın özellikleri ne olursa olsun, eğer bu kadar güzel bir konumda bulunan Rixos Premium Tekir Oda'da tatil yapıyorsanız, inanın sahildeyken, evet burada çok çeşitli odalar var, tek tek hepsini gösteriyorum size ama asıl önemli olanın ben dışarıda geçirdiğiniz sahilde, plajda, havuz alanlarında ve aşağıda gördüğümüz gibi gayet güzel doğa içerisinde tatil keyfinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette odalar önemli. Elbette konfor önemli. Zaten bunu size otel fazlasıyla sağlıyor. Ama yine de şu manzarayı gördükten sonra bunu söylemeden edemedim. Yani odalar ne kadar lüks olursa olsun eğer denizin tadı başkaysa tatil tadı da başka oluyor. İkinci minibar. Aile odasında, standart aile odasında ebeveyn bölümünde bir minibar vardı. Şimdi iki ayrı yataklı bölümdeki minibarda aynı özellikteki ürünleri içeren bir bölüm olarak yine misafirin hizmetinde. Ve tabii ki ikinci giyinme dolabı. Burada da terlikler ve diğer çamaşır hizmetleri için kullanılacak malzemeler hazır bulunduruluyor. Zannediyorum bu odayı da ifade etmiş oldum. Aile odası iki bölümden oluşuyor. İki tane balkon, iki tane banyo, ara kapılı iki oda, iki tane minibar. Aile olarak gelen misafirin kullanımına uygun durumda. İki yetişkin, iki de orada dört, bir de şuradaki kanepe yatak olsa sofabed beş kişinin rahatlıkla kalabileceği bir oda tipi olarak burayı misafirlerimize tavsiye edebiliriz. Fiyat listemizde standart aile odası deniz manzaralı olarak geçen oda tipidir burası diyerek geri geldim ve dışarıya kadar çıktım. Turuma devam ediyorum. Şimdi bir standart oda gezeceğiz. Az önce aile odasını sizlere göstermiştim. Şimdi gezeceğimiz oda standart oda. Yani iki kişinin konaklamasına eğer gerekiyorsa üçüncü kişi için de bir sofabed. Az önce aile odasında gösterdiğim odanın aslında aynısı, hemen hemen aynısı. Ebeveyn odasının hemen hemen aynısı. 26 metrekarelik bir oda burası da. Şöyle burayı da göstereceğim yine de. Hani birebir aynı olmasına rağmen banyo bölümü. Yine aynı buklet malzemeleri ve aynı dekorasyonda, aynı seramiklerle birebir bornozların yeri, havluların yeri, her şey aynı. Aile odası, standart aile odasıyla standart aile odasının birinci bölümüyle birebir aynı ölçülerde bir odayı şöyle kısaca göstermek istiyorum. Burası da bahçe manzaralı bir oda. Açtığımız zaman zaten burada bahçe manzaralı desek bile hani neresi olursa olsun baktığımız, gördüğümüz manzaralar gayet güzel, gayet keyifli. Balkona çıkıp oturduğunuz zaman keyif alacağınız, size keyif verecek malzemeler, manzaralar. Şöyle kapıyı açıp isterseniz bir de ben içime güzel böyle bir Akdeniz havası, çam havası, deniz havası alayım. Siz geldiğiniz zaman da aynı havayı solumanızı umarak Rixos Premium Tekir Ova'nın o mis gibi havasını video ile size göndermeye çalıştım. Oldu mu bilmiyorum. Şöyle minibar konusunda ikramlar yine gofretler. Burada krakerler, çay kahve ikramı ve minibar açtığımız zaman da yine diğer odalarda gösterdiğim minibar konsepti burada da aynı şekilde sunuluyor. Minibar için tekrar hatırlatma yapıyorum. Kullandığı ürünlerin yenisi tekrar buraya ekleniyor. Halı zemin deluxe odalarda odanın büyük bir bölümü seramikti. Burada tamamen halı zemin kullanılmış. Standart odalarda bir büyük yatak veya iki ayrı yatak olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Merkezi klima yaz aylarında 24 saat çalışıyor diyerek bu odayı da sizlere sunmuş ve bilgilendirmiş oldum. Dolap kısmında terlikler var ve çamaşır hane hizmeti almak isterseniz kullanacağınız malzemeler var. Şurada aşağıda kasa var. Değerli eşyalarınızı koyabileceğiniz. Ve standart odaların bulunduğu bloktaki standart odayı da görüntülerimizi ekledikten sonra tekrar turumuza devam ediyoruz. Lütfen siz de bu arada beğeni yapmayı ve abone tuşuna basmayı unutmayın diyerek ricamızı hatırlatıyoruz. Rezervasyon için zaten tatilyumu arayacağınızdan şüphemiz yok. Şöyle burayı kapatalım ve artık dönüşe geçiyoruz yavaş yavaş. Şimdi hemen şöyle bakın. Suite'leri göstermiştim size. Çocuklarıyla gelen ailelerin kalabileceği odalar bunlar demiştim. Ve bunların hemen yanı başında Rixi Club var demiştim. Burada arkamda kalan bölüm Rixi Club. Ve ben şimdi size Rixi Club'ın görüntülerini paylaşmak istiyorum. Ve bölgenin en eğlenceli çocuk kulüplerinden birisi olan Rixi Club'da
Ne var ne yok isterseniz beraber izleyelim. Sizler de otele geldiğiniz zaman bu alanla ilgili bilgi sahibi olursunuz ve daha kolay faydalanma şansınız olacaktır. Rixi Club'a başlamadan önce şu beğeni ve abone tuşlarına dokunmanızı rica ediyorum ve Rixi Club videomuza başlıyoruz. Rixos Premium Tekirova bölgenin en nitelikli aile otellerinden bir tanesi. Bu anlamda buraya giriş çıkış tabii kontrollü. Ben normal bir yere giriyormuş gibi dedim ama Rixos Premium Tekirova bölgenin en özellikli aile otellerinden bir tanesi demiştim. Bu anlamda birçok ödül de sahip. Bu ödülü almasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi tabii ki Rixi Club ve buradaki aktiviteler. Şimdi Rixi Club'a giriş yaptığınızda çocuğunuzun yaşına göre önce burada kayıt işlemleri yapılıyor. Velinin verdiği izinlere göre çocuklar yaş gruplarına ayrılıyor. Ve buradaki deneyimli ekip çocukları içeride birazdan göreceğimiz aktivitelerinde onların güzel zaman geçirmelerini sağlamaya başlıyor. Tabii ki bu alana girerken şu anda tüm herkesin maske kullanımı zorunlu. Ben de öyle yapıyorum. Maskemi takıyorum. Ellerimi dezenfekte ediyorum. Ve yavaş yavaş şöyle yapalım. Çok teşekkür ederim. Hemen kamerayı bu elime alacağım. Onu da dezenfekte edeceğim. Efendim? Çok güzel anlatıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Doğru anlatıyorum. Doğru anlatıyorum değil mi? En önemlisi buydu zaten. Teşekkür ederim. Çocuklar bile fark etti valla. Siz de fark ettiyseniz abone ve beğeni tuşuna basar mısınız lütfen? Peki şaka yapıyorum. Beğenmeyseniz basmayın. Şimdi yavaş yavaş maskemize taktık. Ve Rixi Club'a bu müthiş eğlence ve aktivite alanına, çocuk dünyasına giriş yaptık. Maske takınca sesim biraz değiştiyse kusura bakmayın. İlk bölüm sağ tarafta. Şimdi buradaki alanların tamamı buradaki deneyimli personelin, profesyonel personelin kontrolü altında giriş çıkış yapılıyor. Yani çocukların boyunun yetişmeyeceği bir noktada siz kapıyı açabiliyorsunuz. Daha sonra odaya giriş yapabiliyorsunuz. Birden hızlı kapandı, pardon, tekrar açtım. Bu alan seramik boyama alanı. Burada yine profesyonel ekip arkadaşlarımız tarafından oluşturulan, bakın burada ham çamurlar da var. Hani Kapadokya'ya giden misafirler bilirler, böyle şeyler vardır ya, testiler falan yapılır çömlek atölyelerinde. Bir nevi aynı hizmet burada biraz daha çocuklara uyarlı şekilde veriliyor. Ve onların burada gayet güzel toprak kaplar yapmaları, sonra da bu seramikleri boyayarak üzerlerine isimleri yazarak kendilerine hatıra olarak veriliyor. Devam ediyoruz turumuza. Çıktım. Sinema alanına geliyorum. Patlamış mısırı görünce zaten anlamıştım burada sinema alanı olduğunu. Bakalım. Ses yapmayacağım. Şimdi burada birkaç tane sinema var. Sebebi şu, farklı dillerde, yani aynı filmi farklı dillerde izleyebiliyorlar çocuklar. Buradaki ekip de buna göre bunu planlıyor. Bakın ikinci sinema alanı. Burayı da gösterdik. Devam ediyorum. Başka neler göreceğiz bakalım. Biraz daha büyük yaş grupları için PlayStation bölümü. Artık hani teenage olacak misafirler için, teenage olmuş misafir için de, genç arkadaşlar için de burada gayet güzel bir PlayStation alanı var. Yine Rixi Club aktiviteleri içerisinde bu bölümde. Yavaş yavaş devam ediyorum odaları görüntülemeye. Bu arada çok iyi bir takipçi yakaladım burada. Sağ olsun beni karşıladı ve yanında geziyor. Devam ediyorum. Eşlik edeyim size. Öyle mi? Harika. Burada ne varmış bakalım? Burada yarışmalar. Merhabalar. Yarışmalar mı düzenleniyor? Nasıl bir yarışma mesela? Yarışmalar düzenleniyor. Başka boyama yarışması mı? Yani boyama oluyor. Farklı farklı mesela rakam aktiviteleri oluyor. Rakamları mı yapıştırıyoruz oraya? Rakamları yok. Şöyle. Ne yapıyoruz? Mesela bir size kağıt veriyorlar. Evet. Burada böyle bir top çeviriyorlar. Tamam. Oradan topu mesela alıyor abla. Tamam. Diyor ki mesela 36. Tamam. Turumuz devam ediyor. Şimdi geldiğimiz noktada Wood Workshop var. Şimdi burası aslında hani çok alışılagelmişin dışında bir hizmet alanı. Böyle yavaşça açıyorum. Çocukları çok rahatsız etmeden. Merhabalar, kolay gelsin. Hay. Bakın burada çocuklar bir nevi mini marangozluk
öğreniyorlar. Yani küçük ağaçlar keserek, onlara şekil vererek çevirelim. Mini oyuncaklar yapıyorlar ve el becerilerini geliştiriyorlar. Bu daha önce herhangi bir otelde görmediğimiz çocuklara özel aktivitelerden bir tanesi. Hem alet edevat kullanımına elleri alışıyor, hem de yaratıcılıkları gelişiyor. Merhaba. Şu anda oyuncakların tekerleklerini yapıyorlar. Şurada bir abi. Evet. Bu workshop gerçekten çok kaliteli bir aktivite alanı olmuş. Biz buradaki görevli arkadaşımıza da teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yani böyle verimli aktiviteler gerçekten bulmak zor. O yüzden burayı ben size sunmak, eklemek istedim. Burası da Rixic Kid Club'ın bölümlerinden, önemli bölümlerinden bir tanesiydi. Ve Rixic Kid Club programını da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Artık yavaş yavaş turumuza devam edebiliriz. Rixic Club'daki bir diğer hizmet alanı 4-7 yaş çocukların eğlenceli boyamalar yaptıkları, oyunlar oynadıkları bir alan burası. Yine yaş gruplarına göre ayrıldığı için farklı farklı aktivite alanları var. Bu alanda biraz daha eğitici ve öğretici oyunlar yine buradaki profesyonel ekip arkadaşlarımız tarafından çocuklara sunuluyor. Onların güzel zaman geçmesi sağlanıyor. Bakın onların yaptığı bazı sanat eserleri de burada sergileniyor. Buradaki oyuncaklar ve oyunlar da eğitici ve öğretici neşeli oyunlarda yine çocukların zaman geçirmesinde etkili olanlardan bazıları. Şimdi bir diğer odaya geliyorum. Benim en sevdiğim bölüm uyku odasına geldim. Uyku odası aslında hem minik bebeklerin uykusu için böyle karyola şeklinde, biraz daha büyük çocuklar için de böyle yatak şeklinde dinlenmek isteyen, uykusu gelen çocukların burada keyifle dinlenebilecekleri, uyuyabilecekleri bir alan olarak hizmet veriyor. Şimdi gelelim bebeklere. 0-3 yaş bebekler sadece aileleriyle, ebeveynleri eşliğinde burada zaman geçirebiliyorlar. Evet. Ben buraya içeri girmeyeceğim çünkü ayakkabıyla girmek yasak. Şöyle buradan görüntü alacağım. Burası sadece bebeklerin faydalandığı ama aileleri eşliğinde, annesi babası yanında olması kaydıyla burada oyuncaklarla zaman geçirebileceği alan. 0-3 yaş dışında 4 yaştan itibaren tüm çocuklar buradaki profesyonel ekibin kontrolünde ebeveynleri tatilini yaparken onlar da burada zaman geçirebilirler. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ta ki çocuklar annelerin babaların yanına gitmek isteyene kadar veya anne babaları onları gelip buradan alana kadar. Onun dışında buradan çıkmaları mümkün değil zaten. Çünkü tamamen kontrol altındalar bu noktada. Şimdi Rixic Club'da kapalı alanlardan sonra bir de çok güzel bir bahçede park alanı var. Burayı göstermeden, burayı görüntülemeden olur mu? Olmaz tabii ki. Yumuşak zeminli, güzel böyle gölgelikler yapılmış, güzel bir bahçede parkta bir alan yaratılmış. Özellikle biraz daha akşamüstü saatlerinde, sabah saatlerinde yani güneşin biraz etkisini kaybettiği saatler. Çocukların parka çıkmak istediği saatlerde işte bu alan onların en çok güzel zaman geçireceği bölge. Oldukça geniş. Zaten etrafı çevrili. Yani çocukların kendi başlarına çıkması çok mümkün değil buradan. Aynı şekilde görevli arkadaşların eşliğinde burada yine zaman geçiriyorlar. Rixic Club ve verdiği hizmetler konusunda hem otel çok iddialı, hem gelen misafirler çok memnunlar. Dolayısıyla biz de burayı özellikle vurguluyoruz. Ve videomuzun Rixos Premium Tekirova'nın önemli noktalarından bir tanesi olarak sizlere aktarmış oluyorum. Evet, Rixic Club kapalı alanları gördük.
yaş gruplarına göre aktivite alanlarını gördük. Ve çocuk oyun parkında gördükten sonra sırada aquapark alanı var. Aquaparksız aile oteli olur mu? Olmaz. Çocuklar aquapark olmana eğilir mi? Hayır. O zaman şimdi sırada aquapark alanı var. Ben de şimdi oraya doğru yürüyorum. Rixi Club'un hemen yanı başında bir macera parkı var. Şimdi burası tabii ki çocukların öyle serbestçe kullanımı açık bir alan değil. Öyle gibi görünse de sadece oteldeki profesyonel animasyon ekibinin programı çerçevesinde Survivor tarzı yarışmaların yapıldığı alan burası. Yani hemen sağ tarafımızda Rixi Club var. Sol tarafımızda da Survivor macera parkı var. Keşke olsaydı burada bir Survivor yarışması çekerek size paylaşsaydım ama denk gelemedim ona. Bilgi olarak paylaşmak istiyorum. Siz de eğer isterseniz yine eğlence animasyon ekibinin programı çerçevesinde buradaki bir Survivor yarışmasına katılabilirsiniz. Rixi Club'dan sonra sırada Rixos Premium Tekirova'nın çocuklar için en eğlenceli aynı zamanda en serin alanlarından bir tanesi var. Aquapark alanına geçeceğiz. Tabii ki burası sadece çocuklar için değil, aslında kendi çocuk hisseden herkes için çok eğlenceli bir bölüm. Ve aquaparkları, kaydaklı havuzları görüntüleyeceğim sizler için. Hemen ilk olarak önüme çıkan Crazy Driver. Burası şöyle hemen yakından göstermeye çalışayım. Bütün aquapark alanını boydan boya dolaşan bir kanal var burada. Ve botlarla bu kanalda güzel bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Bakın şurada gördüğümüz botlara bindikten sonra hemen çok güzel bir peyzaj düzeni içerisinde kıvrıla kıvrıla uzanan çılgın nehirde güzel bir yolculuk yapabilirsiniz. Önce burayı göstermek istiyorum size. Bu kanal boydan boya bütün aquapark alanı dolaşıyor. Yani bir taraftan güneşlenirken bir taraftan hem serin bir halde hem de eğlenceli bir şekilde çılgın nehirin tadını çıkarabilirsiniz. Tabii ki sonrasında kaydaklı havuzdan olduğu bölümleri de yakından göstermeye çalışacağım size. Öncelikle küçük kaydaklı havuz. Bu küçük olanı. Büyük olanı birazdan sizi şaşırtacak. Çünkü gerçekten devasa bir aquaparkı sizlere göstereceğim. Şöyle yavaş yavaş şuradan ilerleyeceğim bakalım. Ve işte bahsettiğim bu bölgenin en kapsamlı aquapark ve su oyunları alanlarından bir tanesine geldik. Rixos Premium Tekirova'da aquapark alanındayız. Burada kaç tane kaydırak var sayabilir miyim bilmiyorum. Şu sol tarafta dik olanlardan 4 tane var orada. Sarı 5, yeşil 6, 3 tane burada var, 9. Bir tane de orada var şu büyük kazan olan. Yani 10 tane, 11 tane kaydırak var. Aquapark sevenler için çok kapsamlı, detaylı. Aynı zamanda gerçekten eğlenceli bir nokta burası. Tabii ki aile tesisi olarak nitelediğimiz Rixos Premium Tekirova'nın vazgeçilmez noktalarından bir tanesi. Bu arada görüntülerimizi ekleyerek sizlere bu anlamda bilgilendirme yapmış olduk. İçeriden güzel sesler geliyor, eğlenceli sesler geliyor. Bakalım kim çıkacak? Oo. Evet. Burada sizlere bilgilendirmem gereken bir nokta daha var. Hemen aquaparkın yan tarafında burada tatil yapan misafirlerin aperatif yiyeceklerini alabilecekleri fast food alanı var. Yani minik misafirlerin eğlenirken böyle keyifle yemek alabilecekleri pizzalarını, makarnalarını, köftelerini, ayranlarını vesaire burada. Şöyle bakalım. Yaklaşalım. Ve tabii ki dondurmalarını, dondurmayı unutmayalım değil mi? Hani buraya gelip de dondurma olmazsa olmazlardan bir tanesiydi. Tabii ki ilk dikkatimizi çeken de şöyle geldiğimiz zaman buradaki paket dondurma dolabı çocukların hizmetinde. Yine yetişkin misafirler için kahve çeşitleri, çekirdek kahve çeşitleri. Merhaba, kolay gelsin. Kolay gelsin. Yiyecek bölümü de şu anda kapalı ama normalde sezonundayken öyle söyleyelim. Yine konsept halinde bunun saatlerini rezervasyon yaptığınız dönemlere göre sormak gerekiyor. Sabah 10'dan akşam 6'ya kadar burada çeşitli aperatifler. Aquapark alanında eğlenerek zaman geçiren misafirlerin hizmetine sunuluyor. Tekrar buradan şöyle ilerleyeceğim.
Yine çocukların yaş gruplarına göre burada dans akademileri var. Rixi Club içerisinde göstermiştim. Mini çocuklar için çeşitli onların el becerileri geliştirici aktiviteler vardı. Burada da yine dans akademileri ve Kids Chef gibi mutfakta deneyimlerini sergileyebilecekleri veya yemek yapımı ile ilgili böyle bir takım etkinliklerde bulunabilecekleri bölümler var. Evet. Böylelikle aquapark alanı turumuzu da tamamlamış olduk. Tekrar şimdi turuma devam etmek üzere şuradan geçeceğim. Şimdi sırada Rixos Premium Tekirova ana restoran ve bir akşam yemeği büfesini örnek olarak sizlerle paylaşacağım. Henüz restoran açılmadı. Ben geldim kapıda bekliyorum dermişim. Hayır, misafirler gelmeye başlamadan önce görüntüleri almak ve büfeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Açık büfede neler var, sunum nasıl yapılıyor ve oturma düzeniyle ilgili ana restoranın, kahvaltı öğle ve akşam yemeklerinin sunulduğu ana restoranın görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Zaman geçirmeden başlıyorum. Rixos Premium Tekirova'da açık büfemizin ismi Turkuaz Restoran. Kahvaltı, öğle, akşam yemekleri burada açık büfe olarak sunuluyor. Şimdi restorana girdiğimiz zaman çok ferah, tertemiz, mis kokulu, çok güzel bir restorana girdiğinizi ilk girişte anlayabilirsiniz. Bunları abartmadan söylediğimden emin olabilirsiniz. Geldiğinizde zaten siz de göreceksiniz. Şimdi burada ilk ve en önemli noktalardan bir tanesi, işin can alıcı noktalarından bir tanesini ilk girişe koymuşlar. Antonio, buonasera. Nasılsın? Şimdi burada bir taş fırın var ve Antonio bize İtalyan pizzalar yapıyor. Burada çeşit çeşit İtalyan pizzalar sizlere anlık olarak yapılarak sunuluyor. Şu anda vitrinde gördüğünüz pizzalar örnek olarak burada duruyor. Ancak Antonio ne yapıyorsun? Antonio şov yapıyor. Antonio, bunu bana da öğretmelisin. Burada siz anlık olarak istediğiniz pizzayı, İster deniz mahsullerinden, ister sadece domatesli, yani margarita, isterseniz karışık olarak burada sipariş verebilirsiniz ve Antonio da size taş fırında özel pizzanızı hazırlayarak keyifli bir pizza keyfi yaşamanızı sağlayabilir. Yanına bir de şarap ekleyerek burada akşam yemeğine keyifle başlayabilirsiniz. Şimdi unlu mamuller, yani ekmek bölümleri, çeşit çeşit ekmekler, hani bizim diyet yapan misafir için kepekli tarzda olabilir veya beyaz ekmek sevenler için çeşit çeşit ekmekler burada günlük olarak, hatta anlık olarak fırından çıkartılarak sunuluyor. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Yusuf, nerelisin? Mardinlisin. Evet. Abi, Adana'da birçok unlu mamul işleten yer var. Hepsi Mardinli. Doğru. Mardinlilerin elinde midir bu marifet, bilemiyorum ya. Doğrudur ya. Aileden büyüklerden özen olabilir. Öyle mi? Sağlıyor. Nasıl Avrupa'ya kadar giden bir yol. Ellerinize sağlık. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Evet, unlu mamullerde bir Mardinli çıktı, ben hiç şaşırmadım. Şimdi ben ana büfeyi size göstereceğim. Şöyle bir genel görüntü alayım. Ama daha başlarken şunu söylemek istiyorum. Izgaralar terasta sunuluyor. Misafirlere bunu hatırlatmak için girişte bir böyle hatırlatma bordu konulmuş. Izgaralarımızı daha sonra dışarıda göreceğiz. İlk deskimizde salatalar, soğuk mezeler ve zeytinyağlılar bizi karşılıyor. Şöyle kısaca göstereyim isterseniz. Acılı ezme, humus, patlıcan salatası, közlenmiş biber, hepsini saymaya gerek yok zannediyorum. Görebiliyorsunuz. Hemen yan tarafında salatalar. Rengarenk, bol çeşitli. Şöyle yapalım. Tabii ki pandemi kuralları sebebiyle, bakın, henüz servis başlamadığı için biz göremiyoruz ama misafirler geldiğinde buradaki bandın arkasından şeflerimiz misafirleri istedikleri kadar, istedikleri üründen sunacaklar. Ve biraz daha dönüyorum. Burada neler varmış? Burada zeytinyağlılar var. Yemeğinize başlamadan önce böyle bir soğuk başlangıç tabağı yapmak isterseniz, yine enginardan bamya, ıspanak, fasulye, yani birçok çeşit burada zeytinyağlı olarak sizleri bekliyor. Daha sonra şöyle yapalım. Ana yemeklere hala geçmeyeceğim. Çünkü yine özel ve önemli bir nokta daha var. Şöyle yapalım. Bu bölüm çok güzel. Bruschettaların olduğu bölüm. Gayet güzel kızarmış ekmekler üzerinde. Çeşit çeşit kızarmış ekmek çeşitleri üzerinde. Yine farklı peynir çeşitleriyle, farklı domatesli veya sarımsaklı ya da etli hazırlanmış böyle güzel
lokumlar diyelim. Ben buna lokumlar diyorum. Çok güzel görünüyor. Fesleğenlisi var, mozzarellası var, kaşarlısı var. Burada somonlusu var. Evet, bruschettalarda böyle. Yine turuma devam ediyorum. İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerinden carpaccio'lar var. Carpaccio sevenler burada mı? Hemen yine isteğinize göre böyle değiştirilebilecek farklı peynirlerle, risottolarla, parmesanlarla renklendirecek burada carpaccio'lar yine sizlerin deneyimine sunuluyor, beğeninize sunuluyor. Erkan kolay gelsin. Şimdi de tencere yemeklerinin, benim kendi deyimimle ev yemeklerinin olduğu bölümdeyiz. Patlıcan kebabı, brokoli haşlama, pirinç pilavı. Burada bir dana yemeği var. Tabii bu benim bildiğim bir yemek değil ama yine bir et yemeği olarak misafirlerin beğenisine sunulmuş. Hindi gulaş var burada. Hemen şöyle buradan şu tarafa doğru devam edeyim. Ortadaki ana banketin etrafında dönüyorum şu anda. Burada fırında tavuk baget var. Müthiş güzel görünüyor. Üzerinde susam var yanlış görmüyorsam. Nohut yemeği var. Hemen şurada patates püresi var ve sebzeli köfte. Yine bizim sıcak yemekler bölümümüzde bu akşamki sunumda bulunan menüler diyelim. Şimdi geldiğimiz noktada çok özel bir menü var. Çökertme kebabı yapılıyor. Burada benim adaşım Ersin kardeşim. Ustalığını gösteriyor ve çökertme kebapları hazırlıyor. Bakalım. Bakalım biz de tercih ettik. Ersin bir tane hazırlar mısın bize rica etsem? Nasıl hazırlandığını beraber görelim. Evet. Dana eti. Güzel. Güzel. Evet. Ne sosu bu Adaş? İskender sosu. İskender sosu ekledik. Sonra yoğurt da gelecek mi üstüne? Harika. Oo. Adaşım ellerine sağlık. Kırmızı yağıyla işi noktaladık. Adaşım ellerine sağlık. Misafirler size emanet. Tamam, bunu ben alayım. Tamam, çok teşekkürler. Ama bu tarafa da geçmezsek olmaz. Kıymalı biber dolma. Rica etsem açabilir miyiz? Harikasın ya, eline sağlık. Kıymalı biber dolma. Bu ne? Aa, bu şey mi? İtalyan yemeği mi? Peki ne var içinde? Kıymalı. Kıyma ve dışındaki ekmek de şey mi? Lavaş mı? Lavaş yani. Tamam, elinize sağlık. Ispanak sote. Kremalı ıspanak sote. Üstüne limonu sıkacaksın. Yoğurtla bunu var ya of. Peki devam ediyorum. Burada kızarmış yani yağda olması gereken barbun gibi, hamsi gibi, karagöz gibi, istavrit gibi balık tava çeşitleri. Peki kolay gelsin. Devam ediyorum. Burada ne var? Kuzu tandır mı? Yani hakikaten şov var ya. Gerçekten müthiş güzel görünüyor. Misafirler de gelmeye başlıyor yavaş yavaş galiba. Ben hızlıca ilerleyeceğim şöyle. Burada minik lezzetli patatesler, mantarlar ve kızarmış patlıcan, kabak çeşitleri. Hemen burada fırında makarna. Lazanya. Teşekkür ederim ya Abdullah Şef'im, kusura bakma. Bu arada Abdullah Şef'im de bana eşlik ediyor. Çünkü ara sıra yanlış söylüyorum. O da düzeltiyor hemen. Lazanyayı da gösterdikten sonra bulgur pilavı yine sebzeli şekilde burada gayet lezzetli görünen bulgur pilavını da göstermiş olduktan sonra bu orta büfedeki, orta banketteki yemek çeşitlerini de sizlerle paylaşmış oldum. Ve şimdi yine buradan turuma devam edeceğim. Şurada da pas geçmeyelim ya değil mi? Bunları da gösterelim. Zeytinyağlı Brüksel lahanası, dil balığı buğulama ve sebze güveç de bu bölümde bulunan seçeneklerden. Evet, devam ediyorum. Kalamar tava sevenler varsa işte onların da yeri burası. Kolay gelsin. Kalamar tava değil mi? Yanlış söylemedim. Gerçekten müthiş bir büfe geziyoruz. Rixos Premium Tekirova'da. İşte burada da makarna çeşitleri. Yalnız şöyle bir durum var. Burada makarnalar her ne kadar Napolitan soslu makarna ve tortellini olarak sunulsa da buradaki arkadaşımız sizlere istediğiniz şekilde kremalı, peynirli, parmesanlı, biberli, bilmiyorum bakın kuru domatesli birçok çeşitli makarna seçeneğini anlık olarak hazırlıyor ve sunuyor. Kolay gelsin size. Devam ediyorum. Nereye geliyorum? Tatlılara geliyorum. Çok güzel bir pasta büfesiyle başlıyoruz. Yaş pastalar, dilim pastalar, bardaklarda pudingler. Yavaş yavaş ilerleyelim değil mi? Acele etmeyelim. Buranın tadını çıkartarak gidelim. Çilekli, çikolatalı,
Çeşit çeşit magnolyalar bardaklarda sunulmuş. Yine burada tiramisu ve diğer yine yaş pasta, çilekli pasta, rengarenk pastalar sunulmuş. Şöyle hemen bir adım daha atacağım. Burada da minik misafirler için hazırlanmış mama sandalyeleri var. Şimdi geldik şerbetli tatlıların olduğu yere. Sıra geldi hamur tatlılarının olduğu bölüme. Aslında burada finali en sonda yapacağız ama şuradan bir başlayalım. Burada fıstık sıkma var. Yoğurt tatlısı var. Şöyle kısaca gösterelim. Ve esas göstermek istediğim bölümlerde katmer görüyorum. Ömer ustam katmer değil mi bu? Katmer ve kadayıflar. Fındıklı kadayıf, bademli kadayıf. Şurada cevizli kadayıf var. Hemen burada tahinli kadayıf var. Doğru söylüyorum değil mi? Biraz ilerlediğimizde baklavalar. Şurada Ömer ustam yardımcı olur musun bana? Teker teker. Şöbiyet var. Fındıklı var. Cevizli. Hindistan cevizli. Normal klasik baklava, fıstıklı baklava. Ceviz sarma. Bohça var. Cevizli ev baklavası ve cevizli sarma. Sen bana pişenlerden bahset Ömer ustam. Fıstıklı burma ve künefe de şu anda pişiyor sıcak sıcak. Çok da güzel bir koku yayılmış durumda ortalığa. Ömer ustam kolay gelsin. Tatlılar, pastalar da bu şekilde. Şu karşıdaki ikinci sütundan bu tarafa kadar iki tane büyük büfede tatlılar ve pastalar vardı. Birkaç adım daha attığımızda da meyve büfesi başlıyor. Meyve büfesine geçerken karşılaştığımız önemli bir nokta. Minik misafirler için burada gayet güzel doğal ürünlerden yapılmış marka mamalar var. Organik sütlaç, şöyle bakalım ve havuç püresi. Okuyabildiklerimi söylüyorum sadece. Birçok çeşit burada seçenek mevcut. Üste meyveli yoğurtlar. Yine biraz daha üstte de sütler var. Aşağıda kefir tercih ederseniz. Bir arada onların da bilgilerini vermiş oldum. Şimdi meyvelere geldik. Meyveler gayet çeşitli olduğu gibi gayet de güzel sunulmuş. Hepsi de soğuk şekilde servis ediliyor. Gördüğünüz gibi üzümden armuta. Şurada hatta yazın bu döneminin, daha doğrusu Eylül'ün bu döneminde gayet güzel keyifle yiyebileceğiniz siyah incirler var. Dikkatimi çeken. Bakın burada da devam ediyor. Soğutulmuş gayet güzel. Devam ediyorum. Burası da meyve büfesi olarak misafirleri bekliyor. Bu arada kapalı restoranın oturma alanlarını şöyle göstermeye başlayabilirim yavaş yavaş. Tabaklarınızı aldığınız zaman kapalı bölümde, klima çalışan bölümde kullanabileceğiniz alanlar bu bölümler. İsterseniz de terasa çıkabilirsiniz. Şimdi oraya da gideceğim. Zaten dikkat ettiyseniz benim az önce paylaştığım büfe görüntülerinde ızgara bölümü yoktu. Çünkü ızgara teras kısmında. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Arkadaşlar kolay gelsin. Ana restoranla hizmet veren servis barlarından bir tanesi burası. Nasılsınız, iyi misiniz? Enes, Recep. Ya misafirlerimiz en çok içilen, restorana sunulan içecek markalarını merak ediyorlar. Hangi marka rakıları sunabiliyoruz burada? Kısaca sayabilir miyiz? Ben biliyorum aslında ama hani burada teyit alarak ilerleyeceğim sadece. Yeni rakı var mı? Tekirdağ, Göbek Rakı, Efe, Efe Gold. Bunların hepsi konsepte dahil. Harika. Peki. Masaya servis yapıyorlar. Çok teşekkürler. Kolay gelsin size. Elinize sağlık. Buradaki gördüğünüz servis bar gibi içeride iki tane servis bar var. Bakın bir tane karşıda var. Ayrıca bir de teras bölümünde servis barı var. Bu arada kapalı restoranda bölüm bölüm olduğunu da göstermiş oluyorum size. Şu anda ikinci bölüme geçtim. Terasa doğru devam edeceğim. Izgara bölümünü göstermek istiyorum. Misafirler yavaş yavaş girmeye başladılar. Hani onlar yemeklerini alana kadar ben de bu alanları gösterip bitirmiş olacağım. Burada şarap çeşitleri var. Terasa doğru ilerlemeye devam ediyorum. Restoranın kapalı alanlarını hızlıca göstererek, sizleri bilgilendirerek restorandaki akşam yemeği büfesi ve oturma alanlarını şöyle tamamlamaya çalışacağım.
Ve Eylül ayında en çok tercih edilen bölüm galiba teras bölümü. Şimdi terasa çıktığımız zaman sol tarafımızda bu bölümdeki misafire hizmet veren içecek servis barı var. Sağ tarafa döndüğümüz zaman bu arada çok da güzel bir manzara ve Eylül havası bize eşlik ediyor. Ben büfede eksik kalan size göstermek istediğim son bölüme geliyorum. Izgara büfesine geliyorum. Teras bölümünde misafirlerin yine seçenekler arasında değerlendirebileceği ızgara bölümüne geldik. Kolay gelsin arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi içeride ben büfede bütün yemek çeşitlerini göstermeye çalıştım misafirlere. Tabii ki ızgarasız olmaz dedik ve ızgara bölümü terasta diye geldik buraya. Şimdi neler varmış? Izgara kasap köfte başlıyoruz. Tavuk çöp şiş. Levrek ızgara. Fileto çupra. Ve yanında da yine ızgara sebzelerimiz var. Soğan var, patlıcan var, domates ızgara var, çeri domatesler ızgara yapılmış, kırmızı biberler ızgara yapılmış. Izgara çeşitleri tabii ki günlük olarak değişiyor. Yani bugün bunlar varken yarın başka çeşitler olabiliyor. Bugün örnek olarak bunları göstermiş olduk size. Şöyle bir dumanın tütlü yeri de çekebilir miyim ustam? Biz Adanalılar bu dumanı tütlü yere gider, yemeği orada yeriz her zaman. Adana'dan geldim evet. Ben Adana kebapçısıyım. Öyle mi? Evet. Hani Adana kebap nerede? Perşembe günü. Peki şöyle mesela Türk gecesi hangi günler yapılıyor burada? Perşembe günü. Perşembe günleri değil mi? O zaman Adana kebap da oluyor. O zaman misafirlerimiz rezervasyon yaptırırken Perşembe gününü için alacak şekilde rezervasyon yaptırırsa Türk gecesinde yakalamış oluyorlar. Peki. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kolay gelsin. Şefim kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum. Evet, böylelikle Rixos Premium Tekirova'da akşam yemeği büfesinde sizlerle paylaşmış oldum. Bu arada mutlaka söylemem gereken bir ek bilgi. Tüm öğünlerde misafirlerin içecekleri masaya servistir. Buradaki garson arkadaşlarımız servis barlardan sizin vereceğiniz siparişleri alıyorlar ve masanıza servis yapıyorlar. Şimdi sırada alakart restoranlar var. Açık büfe olarak Turkuaz restoranda akşam yemeği alabileceğiniz gibi yine rezervasyonlu ve küvet ücretli olarak tesisteki alakart restoranlardan faydalanabilirsiniz. Müsaitliği doğrultusunda rezervasyonunuzu yaptırarak isterseniz şu anda yanından geçtiğim Kaktüs Meksika alakartı bunlardan ilki olarak sizlere konumunu ve şöyle bir genel olarak masa düzenini, servis düzenini göstermek istedim. Alakart restoranlar bildiğiniz üzere sınırlı sayıda kapasitesi olan ve masaya servis olarak menü dahilinde alakart seçimler yapabileceğiniz restoranlar. İkinci alakart restoran Uzak Doğu ve Asya mutfağından lezzetlerin sunulduğu ses. Ah. Mandarin alakartı. Burası da gayet güzel bir mimari görünüşe sahip, özel bir yapısı var. Birbirinden bağımsız alakartlar bunlar zaten. Hani yapı olarak da, sunum olarak da, servis olarak da gördüğünüz gibi gayet özel bir servis düzeni var. Mandarin'in de. Bulunduğum nokta Lotus Bar'ın ve şov sahnesinin hemen yanı. Lotus Bar, Rixos Premium Tekirova'da kalan konukların akşamları buluşma ve eğlence için çok güzel sahne şovları izledikleri yer. Aynı zamanda yıl içerisinde birçok defa dünyanın ünlü müzik grupları, ünlü DJ'leri burada misafirlerin eğlenmesi için performansını sergiliyorlar. Çok güzel bir ses ve ışık düzeni var. Lotus Bar'a geliyorum. Lotus Bar, hani tekrar ediyorum, akşam saatlerinde otelin en eğlenceli barı, en hareketli barı, en aktif barı. Yani tabiri caizse kıyametin koptuğu yer burası. Özellikle DJ performanslar olduğu zaman Lotus Bar gerçekten çok yoğun ve eğlenceli bir hale geliyor. Tabii ki burada Rixos Premium Tekirova'nın konsepti içerisinde bulunan tüm premium içecekler, alkol içecekler ve özel kokteyller yine miksolog arkadaşlar eşliğinde sunuluyor. Lotus Bar'dan faydalanmak için buradaki barkodu telefonunuza okutmanız yeterli. Aha.
Se. Furkan, kolay gelsin. Se. Yine Lotus Bar'dan çıktım. Gündüz saatlerinde sizleri gezdirmiştim. Hemen karşımızdaki alan food court alanı. Öğleden sonra saatlerinde döner, hamburger, köfte, kumpir vesaire hizmetlerin verildiği alandı. Şimdi yine gündüz turumu yaparken büyük bir keyifle göstermiştim size. Dondurma evi. Waffle ve dondurma çeşitlerinin sunulduğu yer burasıydı. Yine gündüz kapalı olduğu için görüntü almamıştım. Akşam saatlerinde alırım demiştim. Balık alakartı hemen karşımıza çıkıyor. Denize biraz yakınlaştık. Yine rezervasyonlu ve ücretli olarak hizmet alabileceğiniz alakart restoranlardan bir tanesi de burası. Marmite balık alakartı da yine sunum ve servis olarak hem de konum olarak sizlere göstermek istediğim noktalardan bir tanesiydi. Marmite'den sonra balık alakartından sonra İtalyan alakartı var ama bugün kapalı olduğu gün. Alakart restoranlar bazı günler kapalı olması gerekiyor. La Rosetta İtalyan alakartı da burası. Ve tekrar geri dönüyorum. Alakart restoranları da bu şekilde göstererek hem akşam yemeğini, Turkuaz Ana Restoran'daki akşam yemeği büfesini hem de alakart restoranları en azından konum ve servis düzeni olarak sizlerle paylaşmış oldum. Artık yavaş yavaş videomuzu sonlandırabiliriz zannediyorum. Akşam yemeği restoranlarıyla ilgili olarak. Nefis bir Eylül sabahı Rixos Premium Tekirova'dan günaydın. Dün akşam saatlerinde Rixos Premium Tekirova'da akşam büfesini görüntülemiştik. Şimdi yine ana restorandayım, Turkuaz'dayım ve bir sabah kahvaltı büfesi görüntüleyerek sizlere bir öğünün daha görüntülerini, sunumunu, büfesini paylaşmak istiyorum, bilgilendirmek istiyorum ve tekrar Turkuaz restorana girdim ve sırada sabah kahvaltı büfesi var. Şöyle ben terastan giriş yaptım aslında. Bakın giriş kapısı şurası. Hemen şöyle en başa döneyim. Hikayemizi en baştan başlatalım ve tekrar lobi alanı bakın. Otelin giriş katındayız. Ana restoran otelin giriş katında bulunuyor. Dün akşam yemeğinde kısaca bahsetmiştim ama tekrar edeyim. Kahvaltı öğle ve akşam yemeği Turkuaz restoranda. Tabii ki geç kahvaltı ve gece büfesi de burada sunuluyor misafirlere. Giriş yaptığımızda burası biliyorsunuz dün pizzalar yapılıyordu. Taş fırının bulunduğu ve bir de orada güzel bir unlu mamuller fırının bulunduğu bölüm. Bütün ürünler burada anlık olarak. Ooo İsmail ustam kol vereyim mi çıkarttın? Kol vereyim efendim. Harika, kolay gelsin. İsmail kardeşimiz Ispartalı. Dün akşam da Mardinli bir arkadaşımız vardı burada. Çarşılık yapıyoruz kruvasanımızı ve kol vereyimizi. Kruvasanlar aşağıda bekliyor zaten. Bekliyor. Çikolatalı mı onlar İsmail? Çikolatalı ve tereyağlı. Kolay gelsin kardeşim. Evet, burada ekmek çeşitleri ve fırından yeni çıkan unlu mamuller misafirleri ilk girişte karşılıyor. Çok da güzel bir kokuyla. Zaten otelin genel anlamda resepsiyondan girdiğiniz andan itibaren yani her yerinde güzel bir koku var. Bu temizlik hissi ve ferah bir koku tabii ki pozitif etki yaratıyor. Şimdi girdiğimiz zaman ortadaki ilk bölüm salata büfesi. Ama tabii farklı menüler de var. Onlardan kısaca göstereceğim. Burada mesela soğuk seçimler var. Soğuk etler var. Daha doğrusu biraz daha dikkat edince bunların deniz mahsulleri olduğunu gördüm. Mesela burada soslu hamsi var. Uskumru var. Palamut var. Göz balık var. Yani tabii sabah sabah böyle bir direkt balıklardan giriş yaptım. Sanki öğle veya akşam yemeğiymiş gibi ama bizi asıl ilgilendiren sabah saatlerinde çok güzel peynir çeşitleriyle. Ama dikkatim başka bir şey çekti. İsmail ustam az önce kol böreklerini fırından çıkardı. İşte burada da servisini yapıyor misafirlere. Bu arada su böreği sunumu da var. O da şu anda hazırlanıyor diye öğrendim. Birazdan su böreği de gelecek. Üstelik nereden geliyor biliyor musunuz? Adana'dan, Levent börekten siparişler verilmiş. Donuk olarak buraya geliyor ve burada misafirlere orijinal Adana böreği, Levent börek ikram ediliyor, sunuluyor. Evet, peynir çeşitleri demiştim. Tabii çok çeşitli peynirler var. Tulum peynirinden, otlu peynire, çerkez peynirinden, çeçil peynirine, ezine peynirinden, çetlara, dil peynirine kadar birçok peynir seçeneğini misafirler buradan alabiliyorlar. Sonrasında zeytin çeşitleri, klasik olarak şöyle
göstermek istiyorum. Ilgara zeytin, yeşil zeytin, siyah zeytin ve şu son günlerde oldukça moda oldu. Minik yeşillerden de oldukça lezzetli zeytinlerden de sunulmuş. Burada füme etler, salamlar, sosisler. Kahvaltıda yine tercih eden misafirimiz için gayet güzel bir sunumla hazırlanmış. Yani şöyle baktığımızda peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, kol böreği ve salam sosis sunumu burada yapılıyor. Tekrar dönelim arkamıza. Burada neler varmış? Pankekler, peynirli muska böreği var. Haşlanmış yumurta 3 dakika 5 dakika. Bu arada pankeklerin üzerine burada Antep fıstığından badem neler görüyorum. Bal, Hindistan cevizi ve çikolata da tercih edebilirsiniz. Devam edelim. Başka neler göreceğiz? Burada patlıcan pane demişler. Bir de zeyniki. Bu nedir bilmiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum ama soracağım şimdi. Sucuk ızgara var. Izgara sosis var. Ve tavuk sote var. Bu bölümde göz yumurta yapıyor arkadaşımız. Kolay gelsin, günaydın. Teşekkürler, günaydın. Patates kroketler var. Şimdi yumurta konusunda eğer göz yumurtaya veya haşlanmış yumurtaya alternatif arıyorsanız güzel bir seçeneğimiz var. Günaydın. Kolay gelsin. Burada tercihinize göre arkadaşlarımız omletlerinizi hazırlıyorlar. Peynirli, kaşarlı, salamlı, sucuklu, neyse artık hani karışık nasıl hazırlarsanız. Kolay gelsin. Buradan hatta bir de burada var, şu anda hazırlanıyor. Ben biraz şöyle, çorbalar da buradaymış. Onları da gösterelim. Bu sabah ne çorbası var? Mercimek ve kremalı mantar çorbası da burada. Tabii ki kızarmış ekmek ve baharatlarla beraber akşamki yerinde farklı çeşitli çorbalar burada hazırlanmış. Burada kuru meyveler ve ceviz, kuru incir, lokum ve diğer ürünler var ama şurada dikkatimi çeken, evet, tost yapılıyor ve waffle yapılıyor burada. Hemen şurada hazırlanıyor. Günaydın, kolay gelsin. Bu arada waffle'ımız yine bol malzemeli. Çikolatası, fıstığı, fındığı, bademi, her şeyi hazır. Yine bence çok tercih edilecek bir bölümdeyiz. Menemen, sucuklu yumurta, patatesli yumurta ve kıymalı yumurta da burada. Ve yine anlık olarak bakın burada hazırlanıyor ve misafirlere sunuluyor. Devam ediyorum. Şurada pişi yapılıyor. Annelerimizin biz çocukken sıklıkla yaptığı sabah kahvaltı menülerinden bir tanesi. Günaydınlar, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz Fadime Hanım? İyiyim efendim. Teşekkürler, kolay gelsin. Biber dolma, salçalı sosis, hemen birkaç adım daha attım. Sütlü yumurta, sütlü yulaf ve sütlü irmik de bu bölümde. Evet, genel anlamda kahvaltı büfesini özetlemiş olduk. Şöyle bir geniş açı yapalım. Banketleri size geniş açıyla göstereyim. Tabii ki vitrin büfe, pandemi koşullarına göre hazırlanmış vitrin büfeler. Arkadaşlarımız gayet güzel, ekip zaten jilet gibi. Eğer bir Rixos'taysanız ekibin jilet gibi olmasına şaşırmıyor olmanız lazım. Ben sadece bunu gösteriyorum size. Günaydın. Kolay gelsin Mehmet şefim. Nasılsın? İyi misin? Murat şefim, özür dilerim ya. Mehmet diye okudum. Sabah uyanamadım herhalde daha. Evet. Devam ediyorum. Şimdi burada size göstermek istediğim iki tane özel nokta var. Şöyle ilerleyeceğim. Bu arada kuru meyveler, ceviz, kuru incir, kuru üzüm ve bal kaymak olmazsa olmaz diyen misafirimiz için, ben öyleyim mesela, kahvaltının sonunda mutlaka petek balımızı, kaymağımızı alacağız. Burada reçel çeşitleri, marmelat çeşitleri var. Gül reçeli, çilek reçeli, frambuaz reçeli, çikolata sos da burada. Aynı zamanda tabii ki tahin pekmez. Şimdi birkaç adım daha attım. Burası size bahsettiğim iki özel noktadan bir tanesi.
gayet güzel taze meyve parçalarından veya yulafla oluşturulmuş fındık, fıstık, badem ve diğer çikolata parçaları gibi ürünlerden gayet güzel doğal granola, meyveli yoğurt oluşturuluyor ve sabah kahvaltısını biraz daha hafif geçmek isteyen misafir için burada çok güzel meyveli yoğurtlar misafirlere sunuluyor. Bunun yanı sıra bir diğer özel bölüm meyve çayların olduğu bölüm. Burada kaç çeşit var bilmiyorum. Sayın mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 çeşite yakın özel meyve çayı. Kadir Hanım günaydın, nasılsınız? Teşekkürler. Bana bu bölümdeki kısa bilgi verir misiniz? Misafirler hangi meyve çayını seçmeliler? Hani özellikle sabah saatlerine geldiklerinde özel bir öneriniz var mı? Özellikle böyle detoks için balans çayını öneriyorum. Bahar çayı. Balans. Evet. Genelde o kahvaltının yanında içilebilen çay ve daha sonra kahvaltıyı yaptıktan sonra da başka çayları tüketiyorum. Meyveli çaylar falan. Onları öneriyorum. Bunları anlık olarak taze olarak demliyorsunuz evet, zaten. Evet. Tamam. Peki. Çok teşekkürler. Evet, burada çeşit çeşit meyve çayları uyanmak isteyenlere, akşam biraz fazla alkol alıp sabah midesini dinlendirmek isteyenlere veya detoks yapmak isteyenlere zencefil çayından papatya çayına birçok seçenek sunuluyor. İşte elma çayı var, portakal çayı var. Gördüklerimi şöyle kısaca okudum. Siz geldiğinizde artık seçiminizi ona göre yaparsınız. Şimdi meyve büfesine geldim. Ama asıl göstermek istediğim size meyveler değil. Akşam yemeğinde zaten meyvelerle ilgili bayağı bir görüntü almıştık. Günaydın, kolay gelsin. Ben size sabah kahvaltısında uğramadan geçmemeniz gereken detoks büfesinden bahsedeceğim. Daha doğrusu ben bahsetmeyeceğim. Meryem Hanım günaydın. Günaydın. Ben bu bilgileri Duygu Hanım'dan almak istiyorum. Merhabalar. Duygu Hanım günaydın. Günaydın. Rixos Premium Tekirova'da detoks üfesinde diyetisyen olarak görev yapıyorsunuz. Evet. Peki burada misafirler bu detoks ürünlerinden faydalanmak için nasıl bir bilgi sahibi olmalılar? Şöyle, öncelikle misafirlere bir alerjileri olup olmadığını soruyorum. Alerjileri yoksa içeceklerimizi anlatmaya başlıyorum. Bu içeceğimiz ödem atıcıdır. Bunu alkol sonrası vücudun yenilenmesi için öneriyorum. İsterseniz içeriklerini de sayabilirim. Kısaca olabilir, evet. Tabii, bunun içerisinde elma, kereviz, zencefil, limon, ıspanak, marul ve maydanoz var. Bu dediğim gibi ödem atıcı. Bunun içerisinde ahududu böğürtlen, kırmızı pancar, havuç, marul ve ıspanak var. Bunu alkol sonrası vücudun yenilenmesi için öneriyorum. Antioksidan içeriği yüksek sebzeler olduğu için buna da yaşlanma karşıtı, cilt sağlığını güzelleştirici diyebiliriz. İçerisinde limon, yeşil elma, kırmızı pancar, havuç, marul ve zerdeçal var. Bu içeceğimiz metabolizmamızın hızlanmasına yardımcı oluyor. Biraz daha karışım bir içecek. İçerisinde havuç, marul, çilek, ananas, zencefil, salatalık, limon, ıspanak var. Bu içeceğimizin içerisinde bu benim için galiba. Evet. Elma akşamları sirkesi. Tatlıyı fazla kaçırıp sabah six pack içeceğim. Evet. Bu içeceğimiz yağ yakımına yardımcı oluyor. Bunun sebebi ise içerisinde elma sirkesi olması. Tamam. Bilimsel araştırmalar elma sirkesinin yağ yakımına destek olduğunu ve aynı zamanda antidiyabetik etkisi olduğunu göstermişler. Elma sirkesi, ananas, avokado, salatalık ve ıspanak var. Son olarak bu içeceğimiz de enerji verici, aynı zamanda doyurucu ve iştahı baskılayıcı. İçerisinde armut, muz, kereviz, ıspanak ve son olarak lime var. Tamam, şimdi benim gezdiğim otellerde gördüğüm en detaylı detoks büfesi burada. Elbette farklı yerde olabilir ama ben en detaylısını burada gördüm. Bunları biz nasıl hazırlıyoruz? Daha doğrusu siz nasıl hazırlıyorsunuz? Şöyle, bunlar tamamen doğal bir şekilde hazırlanıyor. İçlerinde saydığım gibi sadece meyve ve sebze var. Ve arkadaşlarımız Meryem Hanım ve Şerna Hanım hazırlıyorlar. Burada gördüğünüz gibi arkada hazırlama büfemiz var. Burada da robottan geçiriyorlar. Onu tam göremiyorsunuz. Doğal sütüm yapılıyor yani. Evet. Tamam. Peki. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ne demek? Benim için burası büfede özel bir noktaydı. Misafirleri zannediyorum bilgilendirmiş olduk. Ben turuma devam ediyorum. Size de kolay gelsin diyorum. Teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun. Evet. Böylelikle biz sabah kahvaltı büfesini kısaca özetlemiş olduk. Kısaca değil aslında, bayağı detaylı özetlemiş olduk. Tabii ki kahvaltı tabağınızı aldıktan sonra ister kapalı alanda isterseniz de, bakın karşıda müthiş bir Kemer, Tekirova manzarası var. İsterseniz de o manzara eşliğinde sahilde kahvaltınızı tabii ki bu restoranda öğle ve akşam yemeklerinde alabilirsiniz. Şimdi oraya doğru ilerleyeceğim ama
kapalı bölümde servis barı şöyle bir görüntüleyelim. Akşam saatlerinde kısa bir görüntü almıştım. Akşamları rakı çeşitlerini sormuştum. Şimdi de portakal sularını ve çayları, kahveleri görüyorum. Çok da güzel kahve kokuyor. Kolay gelsin herkese. Ana restoranda 3-4 noktada servis barı var. Misafire hizmet veren. Bakın böyle bir kapalı alan. Yaz aylarında özellikle klima çalışan alanda oturmak isteyen misafirler için. Veya teras bölümü de açık havada olmak isteyen misafirler için. Çok şık bir şekilde misafirleri bekliyor. Genellikle denize doğru, değil mi? Böyle bir hani insanı çeken taraf bu yolun sonundaki mavilik olsa gerek. Şahsen ben kendi adıma öyleyim. Tabağımı aldığım zaman gündüz saatlerinde denize ne kadar yakın oturursam o kadar iyi hissediyorum. Birçoğumuz için de böyle olsa gerek. Ana restoran teras kısmındayım, tekrar ediyorum. İçeriden de geçebilirdim ama şöyle bir dışarıdan yürüyerek geldim. Rengarenk çiçekleri de görüntüledim. Ve bence Antalya'nın en güzel sahili Tekirova. Ben de buradan kahvaltı büfesinin sonunda bu görüntüleri de ekleyerek sabah kahvaltı büfesinin görüntülerini tamamlamış olacağım. Ve Rixos Premium Tekirova videomuzun sonuna geldik ve artık otelden ayrılma zamanı. Şimdi burada sizler tatil yaptıktan sonra ve dünyanın dört bir köşesinden gelen, ülkemizin dört bir köşesinden gelen misafirler tatilleri bittikten sonra otelden ayrılma aşamasında onlara küçük ve çok anlamlı bir hediye veriliyor. Bakın buradaki minik paketlerde bu bölgede yetişen bitkilerin tohumlarından oluşan küçük hediyeler var. Bu tohumları paketlerinden açmadan, çıkarmadan herhangi bir yere ekebilirsiniz ve bu bölgenin bitkilerini, bir tane düşürdüm, alıyorum onu. Bu bölgenin bitkilerini ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesine böyle dağıtıyorlar. Tabii ki iklim uygun olursa, Akdeniz iklimine uygun olan bölgeler biraz daha tabii bu anlamda öne çıkacaktır ama doğaya bir katkı sunmuş oluyor otel. Çok anlamlı bir hediye olduğunu düşünüyorum. Ve artık Rixos Premium Tekirova'dan ayrılma zamanı videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bu noktada bir kez daha sizlerden ricamız, lütfen videomuza beğeni yapmayı, kanala abone olmayı ve tabii ki Rixos Premium Tekirova rezervasyonunuz için bizlere ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Tatilium ekibi olarak videomuzun sonunda sizlerden bu ricamızın çok önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum ve rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz diyerek videomuzu sonlandırıyorum. Hoşçakalın. We'll be right back.